5.18'in tüm kısımlarına değinerek devam edeceğiz. Çünkü mali hizmetler, muhasebe, kamu mali yönetimi çok geniş, çok teferruatlı bir konu. Birçok mevzuata tabi. Dolayısıyla 2,5-3 saatte tamamını anlatamayacağımız bir konu. Günlerce anlatılabilecek bir konu. Dolayısıyla kısa ve öz bir şekilde bunu kanunu, bu süreci anlatmaya çalışacağız. Öncelikle temel kavramlarımızdan bahsedelim. Bütçe ve muhasebe süreci derken ilk kavramımız bütçe arkadaşlar. Sözlük anlamına bakacak olursak bir devletin, bir kuruluşun, bir ailenin ya da bir kimsenin ileriye dönük olarak bir süre için tasarladığı gelir ve giderlerini tür ve ayrıntılarıyla gösteren çizelge. Videoyu kaydedebilir misiniz demiş bir arkadaşımız. Arkadaşlar bu eğitim sisteminde kayıtlı olup izlediğiniz dersleri tekrar izleyebilirsiniz. O yüzden otomatik olarak kaydediliyor. O konuda bir sıkıntı yok. Evet, bütçe kavramından bahsettik. Bütçe kavramında gözümüze ne çarpıyor arkadaşlar? Öncelikle ileriye dönük olarak kavramı göze çarpıyor. Ne anlıyoruz buradan? Bütçe bir tahmindir arkadaşlar. İleriye dönük olarak belli bir süre için gelir ve giderlerimizi tahmin edip tür ve ayrıntılarla gösterdiğimiz çizelge. Temel olarak kavramımız bu. İkinci temel kavramımız muhasebe arkadaşlar. Yine sözlük anlamına bakacak olursak ticari faaliyette bulunan bir işletmenin veya bir kurumun, bir kuruluşun tüm günlük finansal hareketlerini belgelemek, sınıflandırmak, kaydetmek, özetlemek ve raporlamak üzere sorumlu olan kişilere ya da kurumlara sunduğu sistemli bilgiler bütünü. Yani muhasebe sistemi ve bir mali işlemin başlamasıyla bir süreç geçiriyor ve bir sisteme dönüşüyor arkadaşlar. Küçük küçük işlemler birleşiyor. Bir sistemli bilgiler bütünü haline geliyor. Burada muhasebenin fonksiyonlarını da bu tanımdan görebiliyoruz. Ne yapıyor muhasebe? Öncelikle belgeliyor. Yapılan iş ve işlemleri belgeye döküyor. Daha sonra çok sayıda belge olduğu için, çok sayıda işlem olduğu için bunları sınıflandırmaya tabi tutuyor. Yaptığı bu sınıflandırmaları kaydediyor. Özet haline getiriyor ve raporlamak üzere sorumlu olan kişilere aktarıyor. Bu sistemin tamamını biz muhasebe sistemi diyoruz. Görselde ilk gözünüze çarpan nedir diye sorsam ne yazarsınız arkadaşlar? Bir iki kelimeyle ilk gözünüze çarpan bu sistem, bu görselden ne anlıyorsunuz? Sohbet ekranından yazabilirsiniz. Devlet var. Ortada, merkezde bir devlet var. Evet. Gelir gider akışı var. Bir akış söz konusu. Tamamına bir ekonomi diyebiliriz. Doğrudur Süleyman Bey. Devlet ve para idaresi, merkezi yönetim, etkileşim. Çok entegre bir sistem göze çarpan. Ekonomi döngüsü. Doğru. Bu görselde arkadaşlar hemen hemen her yerinde karşımıza çıkan kavram muhasebe arkadaşlar. Tüm iş ve işlemler bir muhasebe kayıtlarından geçiyor. Burada ne var? Ortada bir devlet var. Devlette ilişkiye giren özel sektör firmalar var. Hane halkı olarak bizler varız. Burada biz çeşitli statüde bulunabiliriz. Hepimiz belediye çalışanıyız, kamu çalışanıyız. Dolayısıyla devlet görevlisi olarak bir statümüz var. Aynı zamanda işten çıktık, eve gittik, ne olduk? Hane halkı sıfatına bürünmüş olduk. Hem kamu görevliliğini hem hane halkı sıfatını üzerimizde taşıyabiliyoruz. Aynı zamanda ne yapıyoruz? Son zamanlarda da popüler hale gelen, mesela borsada bir şirketin hissesini aldığımız zaman, bir firmaya ortak olduğumuz zaman aynı anda 3 sıfatı da üzerimizde taşıyabiliriz. Hem kamu çalışanı olup hem hane halkı olup hem de bir firmanın ortağı olabiliriz. Dolayısıyla burada davranışlarımız önemli. Firmayla devlet arasında nasıl ilişki var? Firma çalışıyor, üretiyor, satıyor, para kazanıyor ve buradan devlete vergi veriyor. Devlet ne yapıyor? Bu firmalardan alım yapıyor. Bunların hepsinin birer muhasebe işlemi, birer bütçe konusu olduğunu görüyoruz. Yine aynı zamanda biz hane halkı olarak ne yapıyoruz? Gelir elde ediyoruz. Elde ettiğimiz bu gelirlerden devlete vergi veriyoruz. Devletle aramızda böyle bir ilişki var. Yine firmalarla aramızda nasıl bir ilişki var? Firmalar üretiyor. Biz de hane halkı olarak tüketiyoruz.
bir alışveriş oluyor. Buradan ortaya çıkan mali iş ve işlemlerden dolayı çeşitli muhasebe işlemleri ortaya çıkıyor. Dış dünyayla iletişimimiz var, ihracat işlemleri var, ithalat işlemleri var, mal ve hizmet döngüsü var bu sistemde. Dolayısıyla hayatımızın her alanına sirayet eden bir konudan bahsediyoruz aslında. Bütçe ve muhasebe derken günlük hayatımızda yaptığımız tüm iş ve işlemler aslında bazen farkına varmıyoruz ama her biri birer muhasebe işlemi, her biri birer bütçe konusu arkadaşlar. Burada dediğimiz gibi davranışlarımız önemli. Davranışlarımız nasıl önemli? Milton Friedman isimli bir arkadaş var. İktisat okuyanlar, işletme okuyan arkadaşlar bu kişiyi tanırlar, bilirler. Özellikle para teorisinde görmüşlerdir. Friedman'ın bir maddesi var arkadaşlar. Bu maddesi de bize ne diyor? Dört farklı davranıştan bahsediyor. Hangi davranışlar bunlar? Öncelikle kendi paramızı kendimiz için harcadığımızda nasıl davranırız? Bunu ortaya koymuş. Ne demiş? Kendi paramızı kendimiz için harcadığımızda fiyatı ve kaliteyi birlikte dikkate alırız demiş. Çalıştık, aylık ücretimizi aldık veya paramızı kazandık. Aile bütçemiz için, kendimiz için bu parayı harcayacağız. Neye dikkat ediyoruz? En uygun fiyata, en düşük fiyata, en iyi kaliteyi, en iyi ürünü almanın derdine düşüyoruz. Fiyat ve kaliteyi birlikte dikkate alıyoruz. Peki, kendi paramızı başkası için harcadığımızda ne yapıyoruz? Para bizim cebimizden çıkıyor. Dolayısıyla paranın en düşük seviyede olmasını önemsiyoruz. Ama kaliteyi önemsemeyebiliyoruz. Çünkü bu çıktı, bize lazım diye bu ürünü biz kullanmayacağız diye bunu göz ardı edebiliyoruz. Bir başka durum, başkasına ait parayı kendimiz için harcadığımızda ne yapıyoruz? Para bizim cebimizden çıkmıyor diye fiyatı önemsemeyebiliyoruz. Ama ürünü biz kullanacağımız için en iyisini, en uygununu, en kalitesini, gerekirse en pahalısını tercih edebiliyoruz. Dördüncü durumda ne diyor Friedman? Başkasına ait parayı başkası için harcadığımızda nasıl davranıyoruz? Parası bizden çıkmıyor, ürünü de biz kullanmayacağız. Dolayısıyla fiyatı da kalitesini de önemsemeyebiliyoruz. Burada birinci durumda kendi paramızı kendimiz için harcadığımızda aile bütçesinden bahsediyoruz aslında. Son durumda başkasına ait parayı başkası için harcadığımız zaman mesela kamu görevi yapıyoruz. Devletin hazinesindeki parayı yine halk için harcıyoruz. Bize ait olmayan parayı başkası için harcıyoruz. Devlet görevi yaparken, kamu görevi yaparken de dördüncü duruma geliyoruz aslında. Burada neye dikkat etmeliyiz? Aynı aile bütçesini harcadığımızda sahip olduğumuz hassasiyeti kamu bütçesini kullanırken de göstermeliyiz. Yani başkasına ait parayı başkası için harcadığımız zaman kamu hizmeti yaparken de aile bütçesini harcıyormuş gibi hem fiyatı hem kaliteyi göz önünde bulundurmaya, önemsemeye dikkat etmeniz. Bu hassasiyetimizin gelişmesi lazım. Bu hassasiyete tüm kamu çalışanlarının aslında sahip olması gerekiyor. Bu insan fıtratının doğasında gelen bir durum. Bu davranışı birçok insan bu şekilde gösterebiliyor. Devlet bunun için nasıl bir önlem almış arkadaşlar? Kamunun parasını halk için harcarken kamu görevlilerinin hassasiyetlerine tam olarak güvenmediği için bir mevzuat geliştirmiş. Nasıl bir mevzuat geliştirmiş? Bizi çeşitli kanunlarla, yönetmeliklerle sınırlamış. Bunların en temel olanı nedir arkadaşlar? 5018 sayılı kanun. Kamu mali yönetiminin, mali hizmetlerin anayasası diyebileceğimiz bir kanun. 2003 yılında yürürlüğe girdi. Bütçe kanunu 37. maddesi dolayısıyla 2006 yılında tam olarak yürürlüğe giren bir kanundan bahsediyoruz. 2023'e geldik. 15 yıldan fazla bir süredir. 18 yıla gelmiş hatta. Bu kanun hayatımızda hala kullanımda. Yaptığımız tüm mali iş ve işlemleri bu kanun çerçevesinde yürütebiliyoruz. Bu bizim temel çerçevemiz olduğu için bunun dışına hiçbir şekilde çıkamıyoruz. Evet Mehmet Bey, 1050 sayılı muhasebe umumiye kanunu eski kanundu. 1050 sayılı kanun yerine artık 5018 sayılı kanun yürürlükte.
Hem yeni başlayan arkadaşlar için hem farklı birimde çalışan arkadaşlar için bu kanunun temel özelliklerinden, temel bölümlerinden bahsedelim arkadaşlar. Her kanunda olduğu gibi birinci kısımda genel hükümler var. Bu kanun amacı nedir? Hangi kurumları, hangi kişileri kapsar? Çeşitli tanımlar var. Bu tanımlar nelerdir? Bunlardan bahsediyor bize. Bunların detayına bakacağız. İkinci bölümde bize kamu maliyesinin ne olduğunu tanımlıyor. Gelirlerin toplanması, harcamaların yapılması, açıkların finansmanı, kamunun varlık ve borçlarının ve diğer yükümlülüklerin yönetimi. Bunu bize kamu maliyesi olarak tanımlıyor bu kanun. Öncelikle tanım yapıyor. Daha sonra kamu maliyesinin temel ilkelerinden bahsediyor ikinci bölümde. Hazine birliği kavramı var mesela. Merkezi yönetim kapsamındaki tüm idarelerin ödemelerinin, gelirlerinin, giderlerinin, nakit akışının, borç yönetiminin tamamının tek elden yürütülmesi anlamına gelen hazine birliği kavramından bahsediyor bize ikinci bölümde. Üçüncü bölümde kamu kaynağının kullanılmasının genel esaslarından bahsediyor. Burada üç temel esastan bahsediyor bize. Birincisi mali saydamlık, ikincisi hesap verme sorumluluğu, üçüncüsü stratejik plan ve performans programına uygun bir bütçe. Bu üç temel esasın detayına birazdan bakacağız. Dördüncü bölümde bakanların ve üst yöneticilerin hesap verme zorunluluğundan bahsediyor arkadaşlar. Bu bölümde de çeşitli hükümler var. Üst yöneticilerin uyması gereken zorunlulukları dördüncü bölümde bahsediyor. Birinci kısım bu şekilde giriş mahiyetinde tanımların yapıldığı bir bölüm. İkinci kısımda bize kamu idare bütçelerinden bahsediyor arkadaşlar. Birinci bölümde genel hükümler var. Bütçe türleri nelerdir, kapsamı nelerdir, bunlardan bahsediyor. Çeşitli bütçe ilkeleri var. Bu bütçe ilkelerinden bize bahsediyor. Bunların detayına bakacağız. İkinci bölümde Merkez Yönetim Bütçe Kanunu'ndan bahsediyor. Bu kanun kapsamı nedir, düzeni nedir, nasıldır? Kamu idarelerinin gelir ve gider tahminlerini gösteren, bunların uygulanmasında yürütülmesine yetki veren bir izin kanunu olduğundan bahsediyor bize. Üçüncü bölümde bütçelerin uygulama esaslarından bahsediyor arkadaşlar. Çeşitli bütçe esasları var. Ödenek kavramına burada karşılaşıyoruz. Ödeneklerin kullanılması, ödeneklerin aktarılması, başka birimlere ödenek gönderme, merkezden diğer birimlere ödenek gönderme, yedek ödenek, örtülü ödenek bu kavramları da bu bölümde işliyor. Dördüncü bölüm harcama yapılması. Arkadaşlar harcama yapılması harcama sürecinden bahsediyor bize. Bu süreçte harcamanın yetkilisi kimdir? Yetkisi ne kadardır? Sorumluluğu nedir? Giderin gerçekleşmesi nasıl olur? Harcamanın yapılması süreci nasıldır? Ön ödemeden bahsediyor mesela. Ön ödeme kavramı da yine bu bölümde 35. maddede bildiğiniz gibi malzemelerde muhasebe birimlerinde çalışan arkadaşlar bilirler. Avans kredi işlemleri 35. madde. Bu da harcama yapılması bölümünde karşımıza çıkıyor. Beşinci bölüm gelirlerin toplanması bölümü arkadaşlar. Kamu gelirlerinin toplanırken hangi politikalar izleniyor, izlenmesi gerekiyor? Bu gelirlerin dayanakları nedir? Gelir toplamanın sorumluluğu kimdedir? Özel gelirler nelerdir? Bağış ve yardımlar hangi statüde, hangi şartlarda kabul edilir, işlem görür? Bunları detaylı bir şekilde 5. bölümde gelirleri toplanması bölümünde görüyoruz. 6. bölümde arkadaşlar faaliyet raporları ve kesin hesaplar. Bildiğiniz gibi tüm belediyelerimiz, tüm kurumlarımız yıl bittikten sonra 1 Ocak, 31 Aralık dediğimiz mali yıl bittikten sonra yapılan faaliyetleri rapor haline getirirler. Bu birim faaliyet raporu. Bunlar birimler birleştirilince idare faaliyet raporu ortaya çıkıyor. Belediyelerin faaliyet raporlarını birleşince mahalli idarelerin genel faaliyet raporu ortaya çıkıyor. Bu faaliyet raporlarının nasıl düzenleneceğini, kim düzenleyeceğini, nelere dikkat edilmesi gerektiğini 6. bölümde görüyoruz ve burada bir de kesin hesap kavramıyla karşılaşıyoruz. Kesin hesap bir kanun arkadaşlar. 1 Ocak 31 Aralık mali yıl içerisinde ödemeler yapabilmemiz için öncesinde bütçenin onaylanmış olması gerekiyor. Bütçe kanunu çıkmış olması gerekiyor. Çünkü bütçe bize harcamaların yapılmasına izin veren bir kanun. Ve bu harcamaları yaptıktan sonra, yıl bittikten sonra da
kesin hesap kanunu karşımıza çıkıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Merkez Yönetim Bütçe Kanunu uygulama sonuçlarını onlama yetkisini ne yapıyor? Kesin hesap kanunuyla kullanıyor. Dolayısıyla bu kanunun detaylarını da 6. bölümde görebiliyoruz. Üçüncü kısımda arkadaşlar taşınır ve taşınmazlardan bahsediyor. Taşınır nedir? Belediyede çalışıyoruz. Masamızdaki bilgisayarımızdan, masanın kendisinden kullandığımız ürünlerden tüm demirbaşlarımız nedir? Taşınırdır. Gayrimenkuller, arsalar, araziler bunlar taşınmazlardır. Taşınır ve taşınmazları üçüncü kısımda görüyoruz. Bu işlemler nasıl yapılacak, kim yapacak? Taşınır taşınmazın edinme yolları nelerdir? Bu taşınırlar ve taşınmazlar edinirken nelere dikkat edilmesi gerekir? Satışı nasıl olur? Bunların sorumluluğu kimlerdir? Bunları da üçüncü kısımda görüyoruz arkadaşlar. Dördüncü kısımda bize kamu hesapları ve mali istatistiklerden bahsediyor. Kamu hesapları derken aslında bize devletin muhasebe sisteminden bahsediyor. Bunu da 49. maddede görüyoruz. Kayıt zamanı nasıldır? Kamu gelir ve giderlerin yılı ve mahsup dönemi bunlarla ilgili bilgileri veriyor bize birinci bölümde. İkinci bölümde ise mali istatistiklerden bahsediyor arkadaşlar. Bu mali istatistiklerin kapsamı nelerdir, temel ilkeler nelerdir, hazırlanması, bu istatistiklerin hazırlanması, açıklanması bu konuyla ilgili detaylı bilgileri de dördüncü kısmının ikinci bölümünde görüyoruz. Beşinci kısımda iç kontrol sistemi devreye giriyor. 5018 sayılı kanunun tam olarak ismi bildiğiniz gibi birçok arkadaşımız biliyordur bunu. Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu. 1050 sayılı eski kanundan en önemli farklarından biri bu kanunun kontrol sisteminin devreye girmiş olması. Bu kanunda önemli bir sac ayağı haline gelmiş olması iç kontrol sistemi. Burada bize 5. kısımda iç kontrol sistemi nedir? Tanımını yapıyor. İç kontrol amacı nedir? Amaçlarından bahsediyor. Kontrolün yapısı, işleyişi, ön mali kontrol bunlardan bahsedilen bir bölüm 5. kısım. 6. kısım arkadaşlar dış denetim. Bildiğiniz gibi dış denetim nedir? Sayıştay denetimidir. Sayıştay gelir, belediyelerimize gelir, denetimini yapar, mali denetimini yapar. Harcama sonrası dış denetimin amacı nedir? Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin hesap verme sorumluluğu çerçevesinde yönetimin mali faaliyet karar ve işlemlerinin kanunlara, kurallara uygun bir şekilde incelenmesi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne raporlanması yoluyla kamuya da hesap verebilirlik açısından önemli bir sistem dış denetim. Daha sonra arkadaşlar 7. kısımda yaptırımlar, yetkili merciler nelerdir bunlardan bahsediyor. 8. kısımda diğer çeşitli hükümlerden bahsediyor. Ve 9. kısımda yürürlük maddesi arkadaşlar. Bu şekilde 5018 sayılı kanunun temel bölümleri bunlar. Ana yapısı bu konulardan bahsediyor diyebiliriz. Birinci kısımda kanun amacından bahsediyor demiştik. Kanun amacı şu cümlelerle ifade ediliyor. Kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını hesap verebilirliğini, mali saydamlığı sağlamak üzere kamu mali yönetiminin yapısını, işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve mali kontrolü düzenlemektedir diyor. Bu kanunun temel amacı bu. Evet Süleyman Bey, 5018'in sac ayakları en önemli sac ayağı dediğimiz gibi kontrol. 1050 sayılı kanundan en önemli farkı kontrol. Kanunun kapsamından bahsediyoruz ikinci kısımda. Genel yönetimin tamamı bu kanun kapsamına giriyor arkadaşlar. Biz de belediyeler olarak mahalli idareler sıfatıyla bu kanunun kapsamındayız. Bu ne demek? Yaptığımız tüm iş ve işlemler, belediyenin parasıyla yapılan tüm hizmetler bu kanun kapsamına girdiği için 5018'in tüm hükümlerine tabiyiz. Yaptığımız her işin bu kanun çerçevesinde hesabını vermek durumundayız. Genel yönetim kapsamında hangi idareler var? Öncelikle merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri var. Bunlar nelerdir? Birincisi genel bütçe kapsamındaki idareler. Bunlar bildiğiniz gibi genel bütçe kapsamına giren idareler hangisi?
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden başlıyor. Cumhurbaşkanı, Anayasa Mahkemesi, Yüksek Yargı, Sayıştay, Danıştay, TSYK gibi. Daha sonra tüm bakanlıklar, merkezi yönetim kapsamı altındaki genel bütçeli idarelerimiz. Özel bütçeli idarelerimize geldiğimiz zaman iki kısımdan oluşuyor. Birincisi Yüksek Öğretim Kurulu, ÖSYM, üniversiteler birinci kısımda. İkinci kısımda da işte Karayolları Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü gibi. Hatta burada bakalım. Özel bütçeli idareler Savunma Sanayi Başkanlığı'ndan başlıyor. Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu, TÜBİTAK, Karayolları, Orman Genel Müdürlüğü, Vakıflar Genel Müdürlüğü gibi kurumlar burada özel bütçeli kurumlar şeklinde kapsamda bulunuyor. Düzenleyici ve denetleyici kurumlara baktığımız zaman arkadaşlar neler bunlar? RTÜK gibi, EPDK gibi, SPK gibi, Kamu İhale Kurumu, Rekabet Kurumu, bu üst kurullarda düzenleyici ve denetleyici kurum bütçesi olarak bu kanun kapsamında. Sosyal güvenlik kurumlarına baktığımız zaman SGK ve İşkur genel yönetim başlığı altında bu kanun kapsamında tabi bizler de mahalle idare birlikleri, Türkiye Belediyeler Birliği, diğer tüm belediyelerde mahalle idareler sıfatıyla bu kanun kapsamındayız. Yani bu kanun kapsamına giren saydığımız tüm kurum, kuruluşlar hepsi nedir arkadaşlar? 5018 ile sınırlandırılmış, çerçevelendirilmiş mevzuata tabiiz. Dolayısıyla bir önceki sayfalarda da bahsettiğimiz gibi aile bütçesini kullanırken nasıl hem fiyatını hem kalitesini önemsiyorsak kamu bütçesini kullanırken de hem fiyatı hem kaliteyi önemsemek zorundayız arkadaşlar. Bu bizim inisiyatifimize bırakılmadan da 5018'de de bu süreç kontrol altına alınmış oluyor aslında. Kamu mali yönetimi kavramından bahsediyor dedi. Kamu mali yönetimi nedir? Gelirlerin toplanması, harcamaların yapılması, açıkların finansmanı, kamunun varlık ve borçları ile diğer yükümlülüklerinin yönetimini kapsıyor. Bize kamu mali yönetimini tarif ederken bu şekilde bir tarif getiriyor kanun. Üçüncü maddede kamu kaynaklarından bahsediyor dedik. Borçlanma sureti elde edilen imkanlar dahil kamuya ait gelirler, taşınır ve taşınmazlar, hesaplarda bulunan para, alacak ve haklar ile her türlü değerleri 5018 bize kamu kaynağı olarak tarif ediyor. Yani elimizde kurumun sahip olduğu tüm taşınırlar, demirbaşlar, arsalar, araziler, binalar, bu kurumların elde ettikleri gelirler, hesabında, kasasında bulunan tüm para, alacak hepsi bunları bize 5018 kamu kaynağı olarak tarif ediyor. Kamu kaynağının bir başka tarifini arkadaşlar Sayıştay Kanunu ikinci maddesinde görüyoruz. Sayıştay Kanunu'nda kamu kaynağı nasıl tarif ediliyor? Kamuya ait ve kamu gücü kullanılarak elde edilen gelirler, taşınır ve taşınmazlar ile devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler, para, alacak ve haklar, borçlanma sureti elde edilen dahil her türlü değerler ile bağış ve yardımları Sayıştay Kanunu da bize kamu kaynağı olarak tarif ediyor. Kamu kaynağının karşılığında bir de kamu gideri kavramı var arkadaşlar. Kamu gideri nelerdir? Kanunlarına dayanarak yaptırılan iş, alınan mal ve hizmet bedelleri, sosyal güvenlik katkı payları, ödenen faizler, borçlanma genel giderleri, ekonomik, mali, sosyal transferler, bağış ve yardımlar ve yapılan tüm giderleri 5018'de de kamu gideri kavramıyla karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Yani burada ne anlıyoruz? Biz de belediyede çalışırken yaptığımız tüm iş ve işlemler, mali sonucu varsa bunların hepsi bizim için de birer kamu gideridir arkadaşlar. Mali kontrolden bahsedeceğiz arkadaşlar. Mali kontrol ne dedik? 5018'in en önemli sacayaklarından birisi kontrol kavramıydı. Burada sık sık üzerine duruyor. Gerek iş kontrol noktasında, gerek dış denetim noktasında her zaman bir kontrol sistemi devrede. Dolayısıyla mali kontrolün tanımında bu metinden bulabiliyoruz. Ne diyor? Kamu kaynaklarının belirlenmiş amaçlar doğrultusunda ilgili mevzuatta belirlenen kurallara uygun, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak için oluşturulan kontrol sistemiyle kurumsal yapı, yöntem ve süreçlerin tamamına biz burada mali kontrol kavramıyla ifade edebiliyoruz. Kamu kaynağının kullanılmasının genel esaslarından bahsedeceğiz demiştik. Bunu nerede görmüştük? Birinci kısmın 3. bölümünde
görmüştük. Üç temel genel esastan bahsediyoruz burada. Birincisi mali sayılanlık, ikincisi hesap verme sorumluluğu, üçüncüsü de stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme. Kamu kaynağını kullanırken bu üç temel esasa dikkat etmek gerekiyor. Mali sayılanlığın detayına bakacak olursak mevzuatta bize nasıl tarif ediyor mali sayılanlığı? Kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında kamuoyu zamanında bilgilendirilir diyor. Görev, yetki ve sorumluluklar açık ve net bir şekilde tanımlanmalı. Yani biz belediyede çalışırken görevimiz nedir, yetkimiz nedir, bu yetkimizin sınırları nelerdir, hangi konulardan, hangi işlemlerden sorumluyuz, bunların açık ve net olarak tanımlanması gerekiyor. Kurumların da aynı şekilde görev, yetki ve sorumlulukların açık olarak tanımlanması gerekiyor. Bu düzenin net bir şekilde sağlanması için. Eğer bir sektöre, bir bölgeye teşvik verildiyse, destekleme verildiyse bu teşvik ve desteklemelerin belli dönemler itibariyle kamuoyuna açıklanması gerekiyor. Kamu hesaplarının standart bir muhasebe sistemi ve genel kabul görmüş muhasebe prensiplerine uygun bir muhasebe düzenine göre oluşturulması. Aslında burada bize ne diyor? Görev, yetki ve sorumluluklar açık ve net olsun. Düzgün, sağlıklı işleyen bir muhasebe sistemi olsun. Saydam bir mali düzen olsun diyor bize bu kanun. Bir diğer esasımız neydi? Hesap verme sorumluluğundan bahsediyoruz arkadaşlar. Hesap verme sorumluluğu her türlü kamu kaynağının elde edilmesinde, kullanılmasında, kayıt altına almasından, kötüye kullanılmamasından görevli ve yetkili olanlar hesap vermelidir diyor. Burada ne dikkatimizi çekiyor? Kamu kaynaklarının kayıt altına almasından, kötüye kullanılmamasından, artışa, kamu kaynağı azalışına engel olmak gibi artışına da engel olmamak aslında hesap vermek için önemli. Tüm kamu kaynaklarının kullanılmasıyla ilgili kullanılan herkes hesabını vermek durumunda. Kime hesap vereceğiz? Öncelikle hiyerarşik olarak üstlerimize hesap vereceğiz. Yaptığımız tüm iş ve işlemlerin, attığımız tüm imzaların hesabını verebilir olmamız gerekiyor. Denetim ve değerlendirme yapmakla görevli kuruluşa, yani dış denetim yapan Sayıştay'a hesap verme sorumluluğumuz var. Sayıştay aracılığıyla meclise hesap veriyoruz. Dolayısıyla meclis aracılığıyla da kamuoyuna hesap vermiş oluyoruz. Hesap verme sorumluluğu da 5018'in önemli kavramlarından biri. Kamu mali sisteminin 3 temel unsurundan bahsedebiliyoruz arkadaşlar. Birincisi hesap verme ve denetim, ikincisi planlama, üçüncüsü bütçe ve uygulaması. Burada 3 sacaya şeklinde bunu görebiliriz. Yaptığımız her işin hesabını vermek durumundayız. Denetime açık olmak durumundayız. Her an denetlenebilir gibi işlerimizi yapmamız gerekiyor. Bir plan dahilinde bu işi yapmamız lazım ve ortaya çıkan, oluşturulan bütçeye uymamız gerekiyor. Bütçenin izin verdiği kadar, bütçenin izin verdiği şekilde bu süreci götürmemiz gerekiyor. Harcama süreci nasıl olacak arkadaşlar? Harcama süreci ne dedik? Öncelikle stratejik plan olması gerekiyor. Stratejik planı birazdan detaylarına bakacağız. 5-18'de önemli bir yeri var. Çünkü her şeyin başı stratejik plan. Öncelikle yönetim, belediyelerde üst yönetici oturacak ekibiyle birlikte bulunduğumuz bölgede, bulunduğumuz beldede, kendi ilimizde, ilçemizde önceliklerimiz nelerdir? Hangi konuya eğilmeliyiz? Buradaki insanların stratejik olarak ilk başta yapılması gereken iş ve işlemler nelerdir? İnsanların burada en çok neye ihtiyacı var? Kalıcı yatırımlar için nelere öncelik vermemiz gerekiyor? Bunu düşündükten sonra ortaya bir stratejik plan koyuyor. Bu stratejik planları bildiğiniz gibi 5 yıllık hazırlıyoruz. Üst yönetim 5 yıllık stratejik planı hazırladıktan sonra bu plana bağlı kalarak performans programı ve bütçe hazırlıyor arkadaşlar. Performans programı ve bütçe yıllık, stratejik plan 5 yıllık. Dolayısıyla bütçe stratejik plana bağımlı olmak durumunda. Şimdi stratejik planımız yapıldı. Hangi konularda yatırım yapılacak, hedefler nelerdir, öncelikler nelerdir, bunlar belirlendi. Bu plan çerçevesinde bütçe oluşturuldu. Bütçe meclisten geçti. Bütçe harcama yapmaya izin verdi bize, onaylandı. Daha sonra ayrıntılı harcama programı hazırlanıyor. Ayrıntılı harcama programına sadık kalarak harcama birimleri, harcama yetkilerini kullanarak
bir harcama talimatı veriyor. Bir işlemin gerçekleşmesi için talimatlandırıyor bunu. Harcama talimatı verildikten sonra henüz yapılmaya başlamadan önce bir ön mali kontrol yapılıyor. Neyi kontrol ediyor ön mali kontrol diye? Bu yapılacak iş ve işlem, bu harcanacak paranın bütçesi var mı? Bütçede bu konuyla ilgili ödenek öngörülmüş mü? Strateji planda uygun mu? Bu ön mali kontrol yapıldıktan sonra ihale ve satın alma sürecine geçiyor. Hangi yöntem belirlenecek? Harcama talimatının hangi konuda geldiği, bunun limiti ne kadardır? Hangi kanuna tabidir? Açık ihale mi yapılacak? Doğrudan temin mi yapılacak? Pazarlık usulü mü yapılacak? Bu yöntem belirlendikten sonra satın alma sürecine girilir. Satın alma süreci gerçekleştirdikten sonra gerekli onaylar alındıktan sonra ihale de sonuçlandıktan sonra mal veya hizmet satın alınır. Bu iş ve işlem gerçekleşir. Daha sonra gerçekleştirme görevleri, birazdan detayına gireceğiz. Mal veya hizmetin satın alma sürecini tamamladıktan sonra ödeme emri belgesini bir kapak mahiyetinde dosyanın üzerine ekliyoruz. Tüm evraklarını bir dosya haline getirdikten sonra, ödeme emrini de kestikten sonra bu muhasebe sistemine gidiyor. Öncesinde gerçekleştirme görevlisi ödeme emri belgesiyle beraber diğer evraklardan bir mali kontrolden geçirdikten sonra muhasebe birimine ödenmek üzere gönderiliyor. Muhasebe birimi çeşitli iş ve işlemlerini yapıyor. Sistemlerini, muhasebe sisteminde hesaplarını kullanıyor. Bu ödemenin yapılması için çeşitli kontrol yaptıktan sonra ödeme aşamasına geçiyor. Ödeme yaptıktan sonra süreç bitiyor mu? Aslında tamamen bitmiyor. Ne var? Daha sonrasında denetim var. Denetim harcama sürecinden sonra yapılan bir işlem. Tamamen harcama sürecine dahil diyemeyiz. Süreç bittikten sonra, ödeme yapıldıktan sonra yapılan bir iş ve işlem, ancak harcama sürecinin bir bileşeni olarak görebiliriz. Yani stratejik planla başlayan bu sürecimiz denetim yapılıp onaylandıktan sonra harcama süreci bitiyor diyebiliriz. Bu şekilde bir döngünün içerisindeyiz her zaman. Sadece 5018 sayılı kanun değil arkadaşlar. Bu kanuna dayanarak çıkan birçok yönetmelik var aslında. Bizim en çok kullandıklarımız bazılarını buraya aldık. Çok daha fazla sayıda yönetmelik, esaslar var. Genelgeler var, özelgeler var. Gelir dairesinin görüşleri var. Bunların tamamını buraya almadık. En çok kullandıklarımız, en önemlilerini buraya aldık. Eğer belediyede mali hizmetlerle, muhasebeyle veya herhangi bir para akışının olduğu birimde, mali iş ve işlemlerin olduğu bir birimde veya bu konuyla ilgili bir işte, bir görevde çalışıyorsak bunları mutlaka bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Eğer biz kamu görevlisiysek öncelikle 5018'i baştan sona bir kere okumamız gerekiyor. Bu kanunu bilmemiz gerekiyor. Daha sonra eğer işin içinde bir harcama, bir para akışı, nakit akışı, bütçeyle ilgili, muhasebeyle ilgili herhangi bir iş ve işlemde görev alıyorsak mutlaka maliyeler harcama belgeli yönetmeliğini bilmemiz gerekiyor. Bir iş yapacağız, bir dosya yapacağız. Burada hangi harcama belgeleri olması gerekiyor? Taahhüt dosyası mı? İhale dosyası mı? Avans veya kredi işlemi mi? Veya başka diğer iş ve işlemler mi? Hangisinin dosyasında hangi belgelerin olması gerektiğini nereden öğreniyoruz? Harcama belgeleri yönetmeliğinden öğreniyoruz arkadaşlar. Mahalli idare bütçe ve muhasebe yönetmeliği. Bu yönetmelikte arkadaşlar mahalli idarelerde, belediyelerde, mahalli idare birliklerinde bütçenin nasıl olması gerektiği, hangi hesabın hangi isimle, hangi şartlarda kullanılması gerektiğini nereden görüyoruz? Mahalli idare bütçe ve muhasebe yönetmeliğinden görüyoruz. Yine hepimiz belediyede çalışırken iş yerimizde birçok malzeme kullanıyoruz. Telefonundan, bilgisayarından, masasından, sandalyesine kadar hepsi taşınırdır. Bunlar bize zimmetlenir. Biz de işlerimizi yaparken bu taşınmaları kullanıyoruz. Bu taşınmaların bir yönetmeliği var arkadaşlar. Bunu da mutlaka herkesin bir kere okumasını öneriyorum. Taşınır mal yönetmeliği de bu taşınmaları nasıl kaydedecek, nasıl satın alacak, nasıl devredilecek, nasıl imha edilecek, bunları bu yönetmelik çerçevesinde yapıyoruz arkadaşlar. Yine 35. maddede biraz önce bahsettik. Ön ödeme
kavramından bahsettik. Önleme nedir? Avans işlemleri, kredi işlemleri gibi işlemler. Bunlar önödeme usul ve esaslar hakkında yönetmelik çerçevesinde bu işlemler yapılır arkadaşlar. Avansın şartları nedir, limiti nedir, hangi konuda kimler avans çeker, hangi kurumlara kredi açılabilir. Bunlar 5018'de dayanılarak bu yönetmelik çerçevesinde düzenlenmiştir. Yine 5018'in temel dayanağı ne dedik? Kontrol. En önemli bileşenlerden biri kontrol. Bu konuda da bir esaslar var arkadaşlar. İç kontrol ve ön mali kontrole ilişkin usul ve esaslar. İç kontrol ne zaman yapılır, nasıl yapılır, kimler yapar, şartlar nelerdir, neler yapılır ve ön mali kontrolde nelere dikkat etmeliyiz? Bunların hepsini de bu esaslarda görebiliyoruz. Birazdan yine sunumun sonlarına doğru göreceğiz. Kamu zararı kavramı var arkadaşlar. Kamu zararı yaptığımız iş ve işlemlerde herhangi bir kamu kaynağında azalış varsa veya artışa engel bir durum varsa bunlar kamu zararıdır arkadaşlar. Bunlar ne zaman, nasıl, kimden tahsil edilecek, bunun şartları nedir? Bunlarla ilgili de yönetmelik, kamu zararının tahsiline ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik tüm detaylarını buradan görebiliriz. Eğer bir kamu görevi yapıyorsak mutlaka kamu zararına sebebiyet vermemek için de olsa bu yönetmeliği bir kere okumamız gerekiyor. Kamu idarelerinin kesin hesaplarının düzenlenmesi ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik. Biraz önce ne dedik? Bütçe harcama yapılmasına izin veren bir kanun, kesin hesap kanunu dönem bittikten sonra yapılan harcamaların nihayete erdirildiği bir kanun. Dolayısıyla kamu idarelerinin kesin hesaplarının nasıl düzenleneceğine ilişkin de bir yönetmelik var arkadaşlar. Konuyla ilgili birimlerde çalışan arkadaşlar mutlaka bu yönetmeliği de bir göz gezdirirse okursa iyi olur diye düşünüyoruz. En çok kullandığımız iş ve işlemlerimizin özellikle mali hizmetler biriminde çalışanların mutlaka masasında olması gereken bir metin, bütçe ve muhasebe yönetmeliği arkadaşlar. Bunlara da kısaca bahsedeceğiz. 2016'da yayınlandı bu yönetmelik. Birinci maddesinde amacından bahsediyor arkadaşlar. Şöyle şu ifadelerle amacını bize söylüyor. İl özel idaresi, belediye, bağlı idare ve birliklerin gelir ve gider bütçelerinin hazırlanması, kesin hesabın çıkarılması, hesap ve kayıt düzeninde saydamlık, hesap verebilirlik ve tek düzenin sağlanması, işlemlerinin kayıt dışında kalmasının önlenmesi, faaliyetlerin gerçek mahiyetlerine uygun olarak sağlıklı ve güvenli bir biçimde muhasebeleştirilmesi. Mali tabloların zamanında doğru muhasebenin temel kavramları ve genel kabul görmüş bütçe ve muhasebe ilkeleri çerçevesinde uluslararası standartlara uygun yönetimin ve ilgili diğer kişilerin bilgi ihtiyaçlarını karşılayacak ve kesin hesabın çıkarılmasına temel olacak karar, kontrol ve hesap verme süreçlerinin etkili çalışmasını sağlayacak şekilde hazırlanması ve yayınlanmasına ilişkin usul, esas, ilke ve standartların belirlenmesi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, mahalli idare bütçe ve muhasebe yönetmeliği belediyede yaptığımız tüm iş ve işlemlerin düzenli bir şekilde kayıtlar alması, doğru bir şekilde bütçelenmesi, muhasebe ilkeleri çerçevesinde muhasebeleştirilmesi, kesin hesabın çıkarılmasına temel olacak bilgilerin üretilmesi için tüm çerçevenin çizildiği kuralların işlendiği bir metin. Dolayısıyla belediyede yaptığımız görevlerde eğer bir bütçe, bir muhasebe kavramı ile ilgili bir bir iş yaptıysak, bir dosya hazırladıysak veya bir birimde çalışıyorsak mutlaka bu yönetmeliği bilmemiz gerekiyor. Gördüğünüz gibi hiçbir açık kapı bırakmamış, tüm iş ve işlemlerin doğru bir şekilde kayıtlara geçirilmesini öngörmüş. Bu bütçe muhasebe yönetmeliğinin kapsamı arkadaşlar ikinci maddesinde görüyoruz. İl özel idaresi, belediye, bağlı idare, mahalli idare birliklerinin bütçe, muhasebe, kayıt ve işlemlerini kapsar. Yani belediye olarak sizler de, Türkiye Belediye olarak bizler de, bağlı idare olarak belediyenin kurumları da, su kanalizasyon idareleri de, hepsi mahalli idare, bütçe ve muhasebe yönetmeliğinin kapsamındadır. Dolayısıyla bu yönetmelik hepimizi bağlar. Yönetmenin 5. maddesinde bütçeden bahsediyor bize arkadaşlar. Bütçeyi nasıl tanımlamış? İl özel idaresi, belediye, bağlı idare ve birliklerin bütçesi, mali yıl içerisinde gelir ve gider tahminini gösteren,
gelirlerin toplanmasına, harcamaların yapılmasına izin veren bir meclis kararıdır. Bütçeyi bize bir meclis kararı olarak tarif eden bir metin. Bu yönetmenin 22. maddesinde bütçe çağrısından bahsediyor. Kurumlarda üst yönetici her yıl Haziran ayının sonuna kadar stratejik plan ve performans programı uygun olarak gider bütçelerini hazırlamak üzere birimlere çağrı yapar diyor. Biraz önce harcama sürecini anlatırken ne dedik? Bütçe mutlaka stratejik plana uygun olmak durumundadır. Önce stratejik plan yapılır ve bu plana bağlı kalarak bir bütçe hazırlanır. Bütçe onaylandıktan sonra harcamaların yapılmasına izin verir. Dolayısıyla birimler bütçeyi öngörürken önümüzdeki yıl şu 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 konularda şu kadar gider öngörüyoruz diye bir gider tahminlerini oluştururken mutlaka stratejik plana da performans programına uygun olarak hazırlaması gerekiyor. 5.18 sayılı kanunda dediğimiz gibi 1050 sayılı kanunun farkı bir neydi? Kontroldü. Kontrol sisteminin kurulması, kontrol kavramının gündemimize yerleşmesi. Bir de ikinci olarak da stratejik plan. Önemli bir şekilde bu metinde işleniyor. Stratejik planı bize üçüncü maddede tarif ediyor arkadaşlar. Orta ve uzun vadeli amaçlar, temel ilke ve politikaların hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini belirleyerek bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemlerle kaynak dağılımları içeren plan. Bize stratejik planı bu şekilde tarif ediyor. Harcama sürecinden bahsederken dedik. Üst yönetici bulunduğu bölgede insanlara neye ihtiyacı var? Orta ve uzun vadede hangi iş ve işlemler yapılması lazım? Temel ilke ve politikalar nelerdir? Hedef ve öncelikleri nelerdir? En çok neye ihtiyaç var? Bunları belirleyip hangi yöntemlerle, hangi kaynaklarla bu iş ve işlemleri yapacağız? Bunların ortaya koyulduğu bir plan aslında. Önemli arkadaşlar, 5.18 sayılı kanunda aynı zamanda 5.393'te de stratejik plan ifadesi geçiyor. Bütçe stratejik plana dayalı olmak zorundadır. Kamu idarelerinin bütçelerini stratejik plana dayalı olarak hazırlarlar. Bu ifadeler kanunda geçen gayet net ifadeler. Harcamalar da stratejik plana uygun olmak zorundadır. Harcama yetkilileri harcama talimatlarının stratejik plana, bütçe ilke ve esaslarına, mevzuata uygun olmasından sorumludur. Gördüğünüz gibi arkadaşlar gayet net, gayet açık bir şekilde ifade edilmiş ki yapılan tüm harcamalar stratejik plana uygun olmak zorunda. Dolayısıyla bütçenin harcanması da stratejik planın bir devamı şeklinde okuyabiliriz. Bütçe kavramını arkadaşlar hem 5.018'de görüyoruz hem de 5.393 sayılı Belediye Kanunu 61. maddesinde görüyoruz. 5.018'de bütçe nasıl tanımlanmış? Belirli bir dönemdeki gelir ve gider tahminleriyle bunların uygulanmasına ilişkin hususları gösteren ve usulüne uygun olarak yürürlüğe konulan belge şeklinde tanımlanmış. Daha önce ne dedik? Bütçe bir izin verir. Bize harcama için izin verir. Bir meclis kararıdır dedik. 5.018'de aynı zamanda bir belge olarak da tanımlanmış. Belediye kanununa nasıl geçiyor? Belediyenin stratejik planına ve performans programına uygun olarak hazırlanan belediye bütçesi, belediyenin mali yıl ve izleyen 2 yıl içindeki gelir ve gider tahminlerini gösterir. Gelirlerin toplanmasına, harcamaların yapılmasına izin verir. Gelirlerin toplanmasına ve harcamaların yapılmasına izin veren bir belge şeklinde bütçeyi tarif edebiliriz. Mali yıl içindeki gelir ve gider tahminlerini gösterir. Gelirlerin toplanmasına, harcamaların yapılmasına izin veren bir meclis kararı, meclis kararının belge haline gelmiş hali diyebiliyoruz. Bütçe tasarısı arkadaşlar nasıl hazırlanıyor? Mali hizmetler birimi diğer birimlerden gelen gider tekliflerini birleştirip gelir bütçesini ve izleyen 2 yılın gelir tahminlerini hazırlayarak bütçe ilke ve hedefleri doğrultusunda kurumun bütçe tahminlerini, bütçe tasarısını oluşturur. Mali hizmetler birimlerden gelen gider tekliflerini topluyor. Birimlere gider tekliflerini ne yapıyordu? Üst yönetici birimlere çağrı yapıyordu. Önümüzdeki yıl hangi konuda hangi giderleri öngörüyorsunuz bunları gider teklif haline getiriliyordu. Gider teklifleri mali hizmetlerde birleşiyor. Mali hizmetler bir gider bütçesi oluşturuyor, bir gelir bütçesi oluşturuyor. Bunu nasıl yapıyor? Gideri bütçesini oluştururken geçmiş 2 yılın göz önünde bulunduruyor. Gelir bütçesini oluştururken izleyen 2 yılın gelir tahminlerini hazırlayarak bütçe tasarısı haline
getiriyor. Bu bütçe tasarısı bütçe muhasebe yönetmeninde 26. maddede geçtiği gibi başkan bütçe tasarısını encümene gönderiyor. Encümene havale edilen bütçe tasarısı incelenip encümenin görüşüyle birlikte Eylül ayının son haftası içerisinde üst yöneticiye yani belediye başkanına geri gönderiyor görüşüyle birlikte. Daha sonra encümenden gelen görüşle birlikte gelen bütçe tasarısı meclise sunuluyor arkadaşlar. Bunu da 27. maddede net bir şekilde görüyoruz. Meclise sunulmasının şartları. Encümen tarafından görüşülerek üst yöneticiye sunulan bütçe tasarısı Büyükşehir ilçe belediyelerine Ekim ayı toplantısında görüşülmek üzere Ekim ayının birinci günden önce il özel idareler, Büyükşehir belediyeleri ve diğer belediyelerle ise Kasım ayı toplantısında görüşülmek üzere Kasım ayının birinci günden önce meclise sunuluyor. Yani başkan bütçeyi hazırladı. Mali Hizmetler tarafından hazırlanan bütçeyi başkan encümene sundu. Encümen görüşlü birlikte başkana verdi. Başkan tekrar bunu ne yaptı? Tasar olarak meclise getirdi. Meclis bu tasarıyı görüştü. Bağlı idare bütçeleri de Büyükşehir Belediyesi Kasım ayı bütçesinde toplantısında görüşülüyor. Büyükşehir İlçe Belediye Meclisleri Ekim ayı toplantısının ilk oturumunda İl Genel Meclisleri, Büyükşehir ve diğer belediye meclisleri ise Kasım ayı toplantısının ilk oturumunda bütçe tasarısını incelemek üzere plan ve bütçe komisyonuna havale ediyor. Yani meclisten bu tasarı komisyonlara havale ediyor. Komisyonda bu tasarı görüşülüyor. Komisyonda görüşüldükten sonra tekrar meclise geliyor. Meclis bu bütçeyi onaylıyor. Bütçeyi onayladıktan sonra ne yapıyor arkadaşlar? Artık yönetim harcamalarına başlayabilir şeklinde izin almış oluyor. Bütçenin çeşitli ilkeleri var arkadaşlar. Bütçe ilkeleri bize bütçe ve muhasebe yönetmeninde de karşımıza çıkıyor. 5018'de de bu konuda çeşitli hükümler var. Harcama etkisi mevzuattan kaynaklanan görev ve hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla kullanılır. Bütçeler kalkınma planı ve programlarda yer alan politika, hedef ve önceliklerine uygun şekilde idarelerin stratejik planlarına göre hazırlanır, uygulanır ve kontrol edilir. Kamu mali işlemlerinin kapsamlı ve saydam bir şekilde görülmesini sağlar. En başta ne dedik? Temel esaslarda mali saydamlık önemli dedik. Mali saydamlık da yaptığımız tüm iş ve işlemlerin kapsamlı bir şekilde, açık ve şeffaf bir şekilde görülmesini sağlaması gerekiyor dedik. Bütçe ilkelerinde de saydamlık kavramını görüyoruz. Bütçede tüm gelir ve giderler gayri safi olarak gösterilir arkadaşlar. Birbirine mahsup edilmesi söz konusu değildir. Net bir şekilde göstermek söz konusu değildir. Tüm gelirler ve tüm giderler gayri safi olarak yani brüt olarak bütçelerde gösterilir. Belirli gelirlerin belirli giderlere tahsis edilmemesi esastır arkadaşlar. Yani belediye şu konuda gelen giderimi mesela emlak vergisinden gelen giderimizi sadece işte çevreyle ilgili projelerde kullanacağız diyemez arkadaşlar. Tüm gelirleri bir havuz, tüm giderlerini bir havuz şeklinde tahsis etmeden, birbirine tahsis etmeden iki farklı havuz şeklinde gelir ve gider bütçesi oluşturması gerekiyor. Bütçelerde temel esasımız arkadaşlar gelir ve giderin denkliğinin sağlanmasıdır. Bütçede temel esasımız denkliktir arkadaşlar. Denk bütçe her zaman uymamız gereken bir kural. Bütçeler ait olduğu yıl başlamadan önce yetkili organlarca onaylanır. Yani 1 Ocak'ta bir ödemeyi, bir para transferini, bir harcamayı yapabilmemiz için en geç 31 Aralık'ta bütçenin onaylanmış olması gerekiyor. Çünkü ne dedik en başta? Bütçe harcamaların yapılmasına izin veren bir belge. 31 Aralık'a kadar bütçe onaylanacak ki, o izin verilecek ki 1 Ocak'ta bu harcamayı yapabilirim. Bütçeler ait olduğu yıl başlamadan önce yetkili organlarca onaylanır dedik. Bütçe gelir ve gider tahminleri ile uygulama sonuçlarının raporlanmasında açıklık, doğruluk ve mali saydamlık esas alınır. Kamu idarelerinin tüm gelir ve tüm giderleri bütçelerinde gösterilir. Bütçelerde ödenekler belirli amaçları gerçekleştirmek üzere tahsis edilebilir. Bunu arkadaşlar bu ifadeleri nereden aldık? 5.18 yani Kamu Mali Yönetim Kontrol Kanunu 13. maddesinde tüm bütçe ilkelerini bu şekilde görebiliyoruz. Yine 13. maddede geçen bir ifade. Bütçeler kurumsal, işlevsel ve ekonomik sonuçların görülmesini sağlayacak şekilde Cumhurbaşkanlığınca uluslararası standartlara uygun olarak belirlenen bir sınıflandırmaya tabi tutularak hazırlanır ve uygulanır.
Bu da 13. maddede geçen ifade. Bir başka ifade 15. maddede geçiyor. Bütçede gider cetvellerin bölümleri analitik bütçe sınıflandırmasına uygun olarak fonksiyonlar şeklinde düzenlenir. 5018'in 15. maddesinde bize diyor ki bütçede gider cetvelinin bölümleri analitik bütçe sınıflandırmasına uygun olarak fonksiyonlar şeklinde düzenlenir şeklinde bir hüküm var. Bize diyor ki giderlerinizi analitik bütçe sınıflandırması uygun olarak sınıflandırın diyor. Analitik bütçe sınıflandırması nedir? Ekonomik ve mali politikaların planlanması, uygulanması ve sonuçların analiz edilebilmesi için devlet faaliyetlerinin kurumsal, fonksiyonel ve ekonomik kriterlere göre tasnif edilmesidir. Yani giderinizi tasnif ederken hangi kurum, hangi fonksiyonel yönelik ve hangi ekonomik kriterlere göre olduğunu tasnif edin diyor bize. Burada gider bütçesinin tertipleri var arkadaşlar. Bu kurumsal sınıflandırma, fonksiyonel sınıflandırma, finansman tipi sınıflandırma ve ekonomik sınıflandırmalar oluşmaktadır diyor. Kurumsal sınıflandırma arkadaşlar hangi kurumun bütçesi olduğunu bize gösteriyor. Sorumluluğun belirlenmesine program sorumlularının tespitine imkan veren bir sınıflandırma. Yani bu işi, bu bütçeyi hangi kurum gerçekleştiriyor? Fonksiyonel sınıflandırmada kurumun faaliyet türlerini gösteriyor. 4 düzeyden oluşuyor bu sınıflandırma. Hangi faaliyetlere yönelik bu gider yapılıyor? Savunma gideri mi, kamu düzeni mi, ekonomik işler mi, çevre koruma hizmetleri mi, sağlık hizmeti mi, dinlenme, eğlence hizmeti mi, iskan ve toplum refahı hizmeti mi? Bu hizmetlerin hangisi olduğunu nerede görüyoruz? Fonksiyonel sınıflandırmada görüyoruz. Finansman tipi sınıflandırmada hangi kaynağı kullanıyor bu bütçeyi yaparken? Hangi kaynağı kullanıyor derken özel bütçeli idare mi, genel bütçeli idarenin bütçesi mi, dış kaynak mı, mahalli idare bütçesi mi, sosyal güvenlik kurumu bütçesi mi? Hangi kurumun bütçesiyle hangi kaynaktan sağlandığını nerede görüyoruz? Finansman tipi sınıflandırmada görüyoruz. Ekonomik sınıflandırmada kurumların faaliyetlerinin ekonomik ve mali anlamda çeşitlerini gösteren bir sınıflandırma. Bütçe ödenekleri, bütçe tertipleri dediğimiz kısım ekonomik sınıflandırmada karşımıza çıkıyor. Bu yapılan bütçe gideri bir personel gideri midir? Mal ve hizmet alımı mıdır? Bir sermaye transferi midir? Bir faiz gideri midir? Bunları nerede görüyoruz? Ekonomik sınıflandırmada görüyoruz. Yani bize diyor ki yaptığınız bütçe giderini sınıflandırırken bir hangi kurumun bütçesi? İki bu hangi iş için, hangi fonksiyon için yapılıyor? Üç hangi kaynaktan elde ettiğin bütçeyle bu işi yapıyorsun? Ve hangi gider türünün bütçesi bu? Bunu nerede görüyoruz? Analitik bütçe sınıflandırmasında görebiliyoruz. Bir de program bütçe sistemi var arkadaşlar. Tertip yapısının ilk bölümünü oluşturacak şekilde analitik bütçe sistemine dahil edilmiş bir program bütçeden bahsediyoruz. Kaynakların doğrudan programlara tahsis edilmesi, bu düzeyde izlenmesi ve değerlendirmesi mümkün olabilen bir sistem. Bunu arkadaşlar birazdan görselde görünce daha iyi anlayacaksınız. Program bütçe yapısının dahil edildiği analitik bütçe sınıflandırması gider, gelir ve finansmanı sınıflandırmak şeklinde 3 bölümden oluşuyor bu. Program bütçeyi bu şekilde görselde de gördüğünüz gibi örneklendirebiliriz. Bir toplam bütçemiz var. Bu bütçeyi programlara bölerek daha sağlıklı bir şekilde ayrı ayrı izleyebiliyoruz. Bu programları da alt programlara ayırarak bölümleyebiliyoruz. Alt programları da faaliyetlere ayırabiliyoruz. Yani toplam 1000 liralık bütçemiz var. Bunun diğer 350 lirasını çevre ile ilgili bir program başlattık. Çevre ile ilgili programa 350 lira bütçe ayırdık. Bu 350 liralık bütçenin alt programlarını hazırladık. İşte çevre koruma veya işte yeniden inşa veya başka bir program uyguladık. Bunları da bölümledik. Alt programa faaliyetler ekledik. Bunları da ayrı ayrı gözlemleyebiliyoruz. Burada nasıl bir fayda elde edebiliyoruz? Programlara bölümleyerek, alt programlara bölümleyerek ve bunları faaliyetlere bağlayarak daha sağlıklı bir şekilde bütçenin uygulanmasını takip edebiliriz. Bu da uygulanan bir yöntem. Analitik bütçe sınıflandırmasının uygulama sürecinde arkadaşlar gelir bütçesi, gider bütçesi ve finansmanın ekonomik sınıflandırmasından bahsetmiştik. Ödeme emrinde birçok arkadaşımız görmüştür. Belki birçok arkadaşımızın da dikkatini çekmemiştir. Ödeme emrinin ortasında
birçok rakam var. Gördüğünüz gibi kurumsal, fonksiyonel, finans tipi, ekonomi şeklinde sütunlar var. Bu sütunlarda birçok rakam var. Ödememeyi imzalayan gören arkadaşlarımızın dikkatini çekmiş olabilir. Burada kurumsal kodlama derken hangi kurumdan olduğunu bahsediyorduk. İşte 46 belediyeler, 48 mali idare birlikleri şeklinde başlıyor. Hangi belediye, hangi ilde, belediyenin türü ne, ilçe belediyesi mi, il belediyesi mi, büyükşehir belediyesi mi ve o bir belediyenin hangi birimi? Burada kurumsal kodlamanın dördüncü düzeyinde ne yapıyoruz? Harcama birimini, harcama yetkisinin hangi birim olduğunu da görebiliyoruz. Fonksiyonel sınıflandırmada da çeşitli kodlar var. Hangi fonksiyona yönelik olarak işte az önce saydık, savunma mı, kamu düzeni mi, çevre mi, iskan mı, sağlık mı, eğitim mi, hangi fonksiyonun hizmet olduğunu fonksiyonel sınıflandırmadaki tablodan görebiliyoruz. Finans tipini tek düzeyden oluşur. Hangi kaynaktan elde ediyoruz? Hangi kurumun bütçesi? Bir mahalli idare bütçesi mi? Sosyal güvenlik kurumu bütçesi mi? Genel bütçeden kaynaklanıyor mu? Özel bütçeden mi kaynaklanıyor? Bunu da finans tipi sınıflandırmada görebiliyoruz. Ekonomik sınıflandırma dediğiniz bölüm arkadaşlar aslında bizim sık kullandığımız bütçe ödeneği dediğimiz kısım. Burada işte personel gideri mi, mal ve hizmet alımı mı, sermaye transferi mi, cari transferi mi? Bunu da ekonomik sınıflandırmada bütçe ödeneği olarak görebiliyoruz. Buraları hızlı geçeceğim arkadaşlar. Pek çok katılımcı arkadaşımızın ilgilenmediği bir konu olduğunu düşünüyoruz. Kurumsal anahtarlar var arkadaşlar. Az önce bahsettik kurumsal sınıflandırmada işte belediye ve bağlı idare 46 dedik. Bunların türü hangi il olduğu ikinci düzeyde, ikinci basamakta 1'den 81'e kadar il kodları var. Üçüncü sütunda bu kurumun türü, il belediyesi mi, ilçe belediyesi mi, büyükşehir belediyesi mi bunlar var. Dördüncü sütunda da hangi birim olduğunu görebiliyoruz. Bunlar da çeşitli şekilde birimlerin kodları var. Hangi birimin harcama birimi olduğunu da kurumsal anahtarlardan görebiliyoruz. Bildiğiniz gibi arkadaşlar bir harcama biriminin oluşabilmesi için öncelikle kuruluşu mevzuattan kaynaklanmalı ve kurumsal sınıflandırmada kodlanmalı. Yani kurumsal sınıflandırmada dördüncü düzeydeki ne görüyoruz dedik? Harcama biriminin hangisi olduğunu görüyoruz dedik. Bunun mevzuattan kaynaklanan bir kurum olması gerekiyor. Bir birim olması gerekiyor. Harcama birimi olabilmesi için. Tek istisnai bir durum var arkadaşlar burada. Özel kalem. Siyasi ve idari sorumluluğu bulunmayan, kuruluşun mevzuattan kaynaklanmayan birimler kurumsal sınıflandırmada kodlanmaz. Ancak üst yönetimin gördüğü hizmetler özel kalem birimi olmasa da özel kalem şeklinde kodlanır. Yani özel kalem müdürlüğü diye bir birim yoktur harcama birimi. Ancak üst yönetimin hizmetleri görmesi için de özel kalem şeklinde bir kodlama yapılarak buraya bütçe tahsis edilebilir. Norm, kadro, ilke ve standartlarına göre meclis kararıyla ihtisas edilmemiş birimler için kurumsal kodlama yapılamaz. Bunun tek istisnası dediğimiz gibi özel kalem. Yani bir birimin harcama birimi olabilmesi için meclis kararıyla ihtisas edilmiş bir birim olması lazım ve mevzuattan kaynaklanan bir kuruluş öngörülmesi gerekiyor. Gelirleri de arkadaşlar dört düzeyden görüyoruz. Gelir bütçesi kurumların gelir çeşitlerini gösteriyor. Düzeltici işlem dışında gelirleri brüt olarak gösteriyoruz. Bütçe ilkelerinde ne dedik? Gelirler ve giderler brüt olarak gösterilir demiştik. Bütçe yılı izleyen 2 yılın gelir tahmininde kesin sonucu alınmış son 3 yılın gelir artış oranları esas alınır. Yani şu anda kesin sonucu alınmış yıl hangisi? 2022 yılının kesin sonucunu aldık. Ondan önce 2021 ve 2020 şeklinde 2020, 2021, 2022'nin ortalamasını göz önünde bulundurarak önümüzdeki yılın bütçesini tahmin edebiliyoruz. Kanunlarla vergi resim ve harç oranlarına değişiklik varsa, yatırımlar faaliyete başladıysa, herhangi bir nedenle geride ekstra bir artış öngördüysek, ileriye yönelik öngörüleri geri tahminlerine dikkate alır. Yani 2020'de, 2021'de, 2022'de yapılan kesin sonucu alınmış bütçenin ortalamasını alarak belli bir oranda arttırarak 2024'ün bütçesini hazırlayacağız ya. Burada ekstra vergi, resim ve harçlarda bir artış olabilir veya 2020, 2021, 2022'de bir yatırımdan dolayı
Daha önce gider yapıyorduk ancak yatırım faaliyete geçti. Gelir elde etmeye başladı. Yeni bir durum var. Dolayısıyla son 3 yılın ortalamasını dikkate almadan gelir tahmininde de bulunabiliriz. Bunlar da istisnai durum. Bir de bütçede red ve iadeler kısmı arkadaşlar. Bütçenin gelir ve gider denklik esastır dedik. İdarelerin bütçe gelirlerinden fazla veya yersiz tahsilat nedeniyle ya da yargı kararıyla iade edilmesi gereken tutarlar gider bütçesine tertip açılmaz. Yani yargı kararıyla bir ödeme yapacaksak bunu gider bütçesine tertip açmıyoruz. Gelir bütçesinde red ve iadeler bölümünde gösteriyoruz. Gelir bütçesi toplamına red ve iadeler tutarı düşündükten sonra kalan tutarı dikkat alıyoruz. Yani gelirimizi ortaya koyuyoruz. Red ve iade varsa, yersiz tahsilat varsa veya yargı kararı varsa bunları ödedikten sonra geriye kalan gelirimiz üzerinden bütçeleme yaparak giderlerimizi gider bütçesini oluşturmamız gerekiyor. Finansmanın ekonomik sınıflandırılması arkadaşlar bir tablo aslında. Birazdan göreceğiz. Gelir ve gider arasındaki fark varsa yani giderimiz gelirimizden fazlaysa borçlanma ihtiyacı ortaya çıkmışsa bunu nasıl finanse ediyoruz? Bunu ortaya koyuyoruz. Veya tam tersi gelirimiz giderimizden fazlaysa bu fazlayı nasıl değerlendiriyoruz? Bunu ortaya koymamız gereken bir durum. En başından beri ne diyoruz? Bütçede denklik esas diyoruz. Bütçe ilkelerinde de bunu görmüştük. Bütçe denkliği esastır. Eğer fark varsa giderimiz gelirimizden daha fazlaysa ne yapıyoruz? Gider bütçesini azaltmaya çalışıyoruz. Gelirimiz belli bir oranda sabit olduğu için giderleri azaltmaya çalışıyoruz. Hala azalttık ancak minimuma getirdik. Bu giderleri yapmak zorundayız. Hala fark devam ediyor. Ne yapıyoruz? Nakit varlığından bunu karşılamaya çalışıyoruz. Nakit varlığını karşıladık. O da yetmedi. Giderimiz hala gelirimizden fazla. Dolayısıyla borçlanma yoluna gidebiliyoruz. Bunu da Mali İdare Bütçe Muhasebe Yönetmeliği 19. maddesinde düzenlenen bir durum. Borçlanma yoluyla da olsa bu bütçenin denkliğini sağlamak durumundayız. Finansmanın ekonomik sınıflandırılmasında bütçe açığı ortaya çıkar ise ve bu açık borçlanma yoluyla kapatılacaksa borçlanma tutarı ne kadar? Bunu yazmak durumundayız. Bütçe açığı ortaya çıkar. Bu açık önceki yılda nakit devri yoluyla kapatılacaksa devrede nakit tutarı nedir? Ne kadarını kullanacağız? Bunları ortaya koymamız gerekiyor. Fazlamız varsa, bütçe fazlamız varsa bu fazlalığı nasıl değerlendirileceği, alınan borçların ana para ödemeleri ne kadardır? Bunları finansmanın ekonomik sınıflandırması tablosunda göstermemiz gerekiyor. Bu tablo arkadaşlar gördüğünüz gibi tahmin yine bir bütçe ne dedik en başta? Bütçe bir tahmindir dedik. Burada iç borçlanmayı ne kadar öngörüyoruz, dış borçlanmayı ne kadar öngörüyoruz? Likidite amaçlı bankada veya kasamızda nakit varsa, bankamızda mevduat varsa, menkul kıymetlerde herhangi bir değişiklik varsa bunları da finansmanın ekonomik sınıflandırması tablosunda gösteriyoruz. Yani giderimiz fazlaysa, gelirimiz azsa ve bu gideri karşılamak için borçlanma yoluna gittiysek, nakit varlığımızdan bunu telafi etmeye çalışırsak ne kadar olduğunu da bu sınıflandırmada ortaya koymamız gerekiyor. Meclis bütçeyi bütünüyle reddedemez. Aynen veya değiştirerek kabul eder. Biraz önce ne dedik? Başkan bütçeyi hazırlar, encümene sunar, encümen görüşüyle birlikte geri gönderir. Başkan daha sonra bu bütçeyi meclise getirir, meclis komisyonu havale eder, komisyona görüşülür, tekrar meclise gelir. Meclis bunu onaylar ve bütçe harcama yapılmasına izin verir, harcamalar yapılmaya başlar dedik. Peki meclis bütçeyi reddederse, yasal süresi içerisinde bütçe çıkarılamazsa ne olur arkadaşlar? Arkadaşlar Bütçe Muhasebe Yönetmeni'nin 29. maddesinde diyor ki meclis bütçeyi bütünüyle reddeder ve yasal süresi içerisinde bütçe çıkarılamazsa bu durum üst yönetici tarafından Belediye Kanunu 30. maddesine göre değerlendirmek üzere bakanlığa bildirilir diyor. 30. maddede meclisin fesi açıklanıyor. Belediye meclisi kendisine kanunla verilen görevleri süresi içerisinde yapmayı ihmal eder ve bu durum belediyeye ait işleri sekteye veya gecikmeye uğratırsa belediyeye verilen görevle ilgisi olmayan siyasi konuları karar alırsa İçişleri Bakanlığı'nın bildirimi üzerine Danıştay'ın kararıyla meclis feshedilir arkadaşlar. Bütçe bu kadar önemli bir konu. Belediye meclisinin feshedilmesine kadar giden bir süreci ortaya çıkarıyor. Bu yüzden dikkatli bir şekilde, sağlıklı bir şekilde bu sürecin
yönetilmesi gerekiyor. Bir de 5018'de arkadaşlar yüklenme kavramı var. Daha önce yüklenme kavramını duyan oldu mu arkadaşlar? Yüklenme kavramını 26. maddede görüyoruz arkadaşlar. Usulüne uygun olarak düzenlenmiş sözleşme esaslarına kanun veya Cumhurbaşkanı kararnamesi hükümlerine dayanarak iş yaptırılması, mal veya hizmet alınması karşılığında geleceğe yönelik bir ödeme yükümlülüğüne girmesine yüklenme diyoruz arkadaşlar. Bu nerede karşımıza çıkıyor? Üçüncü bölümde bütçenin uygulama esaslarında karşımıza çıkıyor. Burada kamu yatırım projelerinden bahsediyor. Daha sonra yüklenmeden bahsediyor. Daha sonra ertesi yıla sarkan yüklenmelerden bahsediyor. 26. maddede bu düzenlenmiş. Bütçede yeterli ödeneği bulunmayan işler için yüklenmeye girişilmez. Mali yılla sınırlı olan bir konu. Harcama etkileri tahsis edilen ödenekler dahilinde yüklenmeye girebilirler diyor. Evet, ileriye dönük yatırım olarak da düşünebiliriz Mehmet Bey. Yüklenmeye girişten tutarlara ait ödenekler saklı tutulur. Başka iş yaptırılması, mal ve hizmet alınması için kullanılması şeklinde bir ifade söz konusu 26. maddede. 5390 sayılı belediye kanununda 67. maddede de yüklenme kavramı geçiyor arkadaşlar. Gelecek yıllara yaygın hizmet yüklenmeleri başlığı altında geçiyor. Belediyede belediye meclisinin belediyeye bağlı kuruluşlarda yetkili olan kararı ile birçok iş ve işlem saymış. Bu hizmetlerin süresi ilk mahalli idare genel seçimde izleyen 6. ayın sonu geçmemek üzere ihale yoluyla 3. şahıslara gördürülebilir şeklinde de bir hüküm var. Burada gördüğünüz gibi birçok iş ve işlem var. Park, bahçe, serra, refüj, kaldırım, havuz, bakım, tamiri, araç kiralama, yemek hizmetleri, güvenlik hizmetleri, temizlik hizmetleri, trafikle ilgili aspasla gibi birçok iş ve işlem var. Bunu yüklenme kavramıyla metinlerde görüyoruz. Yüklenme kavramını yine ertesi yıla geçen yüklenme 27. maddede, gelecek yıllara yaygın yüklenmeler 28. maddede ilgili arkadaşlar bunların detaylarına 5.18'den bakabilirler. 4.134 sayılı ihale kanunumuzda da 62. maddede de geçen bir durum. Yatırım projelerinin planlanan sürede tamamlanarak ekonomiyi kazandırılabilmesi amacıyla birden fazla yılı kapsayan işlerde ihaleye çıkabilirsiniz diyor. Bu durumda programlama yapılarak işin süresine uygun olarak yıllar itibariyle ödeneğin bütçesinde korunması gerekiyor diyor. İlk yıl için öngörülen ödenek proje maliyetinin %10'dan az olmaz diyor. Başlangıçta daha sonraki yıllar için programlanmış olan ödenek dilimleri sonraki yılları azaltamazsın diyor. Yani birden fazla yılı kapsayan bir ihaleye çıkacağız, bir yatırım işine çıkacağız. Burada öncelikle ödeneği bütçeye koyacağız. Bütçede ödeneği varsa bu işi yapabiliriz. Daha sonra ilk yıl bunun en az %10'unu yapmamız gerekiyor. Daha sonraki yıllarda da azaltarak değil, arttırarak gitmemiz gerekiyor. Yani ilk yıl %10 dedik, ikinci yıl %20 dedik, üçüncü yıl %15 diyemiyoruz. En az %20 bu şekilde artarak, yani buradaki amaç hızlı bir şekilde o işin bitirilmesini sağlamak. Buraya kadar genel olarak 5018 ve bütçe muhasebe yönetmeliğindeki konulara çok detayına inmeden bölüm bölüm anlatmaya çalıştık. Buradan sonra da arkadaşlar harcama sürecinde yer alan aktörlere bakacağız. Hepimiz belediyede görev yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Çeşitli iş ve işlemler yapıyoruz. Bu iş yaptığımız iş ve işlemlerin bir harcama özelliği varsa eğer o harcama sürecinde bizler de birer aktör olarak görev yapıyoruz. Harcama sürecindeki aktörler arkadaşlar üst yöneticiden başlıyor. Bakan üst yöneticiden başlıyor. En son muhasebe yetkilisine kadar birçok görevli var. Bunlara tek tek bakacağız. Öncelikle üst yöneticiye bakacağız arkadaşlar. Bakanlıklarda ve diğer kamu idarelerinde üst yönetici, il özel idarelerinde vali, belediyelerde belediye başkanı üst yöneticidir. Önceden bakanlıklarda ne vardı? Müsteşarlıklar vardı. Bakanlığın en üst yöneticisi müsteşardı. Ancak 2018'de yeni sisteme geçtikten sonra, Cumhurbaşkanlığı sistemine geçtikten sonra bakanlıklarda en üst yönetici Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen kişidir. Bakanlar en üst yönetici değildir. Bakanlar Cumhurbaşkanı'na karşı idari ve siyasi olarak sorumludur. Ancak il özel idarelerde vali, belediyelerde belediye başkanı, bakanlıklarda Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen kişiyi biz üst yönetici diyoruz. Üst yönetici bakanlar üst yönetici değildir dedik. Çünkü Cumhurbaşkanı'na karşı sorumludur dedik. Üst yöneticinin sorumluluğu nedir arkadaşlar? Öncelikle stratejik plan ve bütçelerin hazırlanması ve uygulamasından
üst yönetici yani belediye başkanı sorumludur. Belediye başkanı sunumun en başında da söylediğimiz gibi ekibiyle birlikte oturur. Bulunduğu bölgede, bulunduğu ilde kendi kurumu ile ilgili stratejik planını yapar, bütçesini hazırlar, uygulamasından sorumlu. Bu sürecin gözetilmesinden, uygulamasından asıl sorumlu üst yönetici yani belediye başkanıdır. Sorumlulukları altındaki kaynakların etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi ve kullanımını sağlamaktan, kaynakların kayıp ve kötüye kullanımının önlenmesinden, mali yönetim ve kontrol sisteminin işleyiş gözetilmesinden, izlenmesinden, kanunlar ve kararnamelerde belirtilen görev ve sorumlulukları yerine getirmesinden bakana karşı sorumludurlar. Merkezi idarelerde bakana karşı sorumlu. Mahalli idarelerde ise yani belediyelerde üst yönetici olarak belediye başkanı kime karşı sorumlu? Belediye meclisine karşı sorumlu bırakmıştır. Peki üst yöneticinin harcamalarda nasıl bir yolu var, rolü var? Üst yönetici harcamalarda rolü ödenek kullanımıyla ilgili rolü var. Ödenek kullanımındaki ilkeleri belirleyebilir. Bu Mahalli Bütçe Muhasebe Yönetmeliği'nin 35. maddesinde ödenek kullanımı başlığı altında geçiyor. Hizmetlerin önceliği ve nakit mevcudu, nakit durumu gibi gerekçelerle ayrıntılı harcama ve finansman programını gözetilerek mali hizmetler biriminde görüş alınarak üst yönetici tarafından ödenek kullanımına ilişkin ilkeler belirlenebilir. Yani belediye başkanı mali hizmetler biriminde görüşünü alarak bu daha önce yapılan stratejik plan, harcama programı, ayrıntılı harcama programı, finansman programını gözeterek hangi hizmetleri yapılmasına öncelik vereceğini, ödeneklerin kullanılmasıyla ilgili ilkeleri üst yönetici olarak belirler. Ödenek aktarmada harcama üst yöneticinin rolü var arkadaşlar. Bütçede fonksiyonel sınıflandırma birinci düzey arasındaki aktarmaları meclis kararıyla yapıyoruz. İkinci düzeydeki aktarmaları encümen kararıyla. Bunun dışında kalan aktarmaları üst yöneticinin onayıyla yapıyoruz. Yani bütçedeki ödenekleri nerede görüyoruz dedik arkadaşlar. Ekonomik sınıflandırmadaki dört basamaklı sınıflandırmayı görmüştük arkadaşlar. Orada birinci düzey dediğimiz işte personel gideri, mal ve hizmet alımı, sermaye transferi, cari transferi bunlar birinci düzey. Bunlar arasında bir aktarma yapacaksak meclis kararı gerekiyor. İkinci düzey arasında bir tık alta inince encümen kararı gerekiyor. Ancak dördüncü düzey, üçüncü ve dördüncü düzeyde üst yöneticinin onayı ile ödenek kalemlerinden birbirine aktarma yapabiliriz. Üst yöneticinin sorumluluklarını yerine getirmesi şöyle arkadaşlar. Belediye başkanı direkt tüm iş ve işlemleri kendisi yapamayacağı için bu sorumluluğun gereklerini harcama yetkilileri, mali hizmetler birimi ve iş denetçiler aracılığıyla yerine getirirler. Bu 5018'in 11. maddesinde geçen bir husus. Yani belediye başkanı yapmayı istediği iş ve işlemlerle ilgili harcama yetkililerine yetki ve sorumluluğu dağıtır. Gereksiz yetkisini devreder. Burada mali hizmetler birimiyle, iş denetim birimiyle kontrollü bir şekilde bu süreci yerine getirir. Bir örnek verelim arkadaşlar. Üst yöneticinin sorumluluğuyla ilgili. 2017'de, pardon, 2014 yılında Sayıştay tarafından incelenen bir durum. Özel Kalem Müdürlüğü kadrosundan başka bir müdürlük kadrosuna asarla atanması sonucu ödenen zam ve tazminatların kamu zararı olarak tespit edilmesi. Bir özel kalem müdürü atanmış. Atama işleminde sıkıntı var. Bu vatandaşa zam ve tazminatı ödenmiş. Sayıştay da bu durumu kamu zararı olarak tespit etmiş. Bu durumda üst yöneticinin sorumludur demiş. Belediyede görev yapan personel istisnai memuriyet kadrosu içerisinde yer alan özel kalem müdürü kadrosuna atanmasını takiben yönetmelikte öngörülen eğitim ve sınav şartını yerine getirmeden belediyedeki başka bir müdürlük kadrosuna görevde yükselme suretiyle asarla atanması dolayısıyla ödenen zam ve tazminatların kamu zararına olarak tespit edilmesi Sayıştay tarafından bir bulgu olarak ortaya konulmuş. Üst yönetici bu konuda savunma yapmış. Demiş ki 5018'e göre de 5393 38. maddeye göre üst yönetici mahalli idarelerde belediye meclisine karşı idari sorumludur. Üst yöneticinin mali sorumluluğun bulunmadığını, bu sorumluluğun gereğini harcama yetkilileri mali hizmetler birimi iş denetçileri aracılığıyla yerine getiriyoruz. Harcama sürecinde yer alan personelin gerçekleştirme görevleriyle harcama yetkisidir. Dolayısıyla kendisinin bu sürece dahil olmadığını belirterek sorumluluğun kaldırılmasını talep etmiş. Yani belediye başkanı demiş ki ben sorumluluğun gereklerini harcama yetkilileri mali hizmetler birimi iş denetçileri aracılığıyla yerine getiriyorum.
Bu işte benim sorumluluğum yok. Bu kamu zararının benim üzerimden kaldırılması şeklinde bir savunma yapmış. Sonra harcama yetkilileri ve gerçekleştirme görevleri bir savunma yapmış. Demişler ki usulsüz atanan personel görevde olan belediye başkanı tarafından atandı. Atamalar mevzuata uygun yapılıp yapılmadığı konusunda biz bilgi sahibi değiliz demişler. Ayrıca bu yapılan atamalar emniyet niteliği taşıyor. Bu nedenle kamu zararının doğmasına sebep olan atama işlemini yapan belediye başkanına sorulur diye harcama yetkilileri ve gerçekleştirme görevleri savunmalarını yapmışlar. Sayıştay ne demiş bunların savunması karşılığında? Belediye başkanının harcama sürecine dahil olup olmadığına bakmak gerekir demiş. Üst yöneticiler işlerin gidişatından harcama yetkilileri ve diğer görevlerin bilgilendirmeleri ve raporları ile bilgi sahibi olur. Bununla birlikte üst yöneticilerin özel kanunlardan doğan Sayıştay'a karşı mali sorumlulukları olabileceği gibi münferit bir olayda sorumluluklarına hükmedilmesi gerekebilir. Bu konuyu bir görüşmemiz gerekir diye üst yönetici, pardon Sayıştay ortaya görüşünü koymuş. Daha sonra incelemişler. Sayıştay demiş ki belediye personel atama görev ve yetkisi belediye kanunu 38 ve 49. maddeye gereği belediye başkanına aittir. Asarten atamanın görevde bulunan belediye başkanı tarafından yapıldığı anlaşılmaktadır. Harcama sürecinde belediye başkanının yaptığı bir işlem bile başlanmıştır. Sınav şartını sağlamadan görevde yükselme süresiyle yapılan asaleten atama mevzuata aykırı olduğundan kamu zararı vardır ortada. Dolayısıyla belediye başkanının sorumluluğu bulunmaktadır diyor Sayıştay. Yani belediye başkanı yaptığı işin hizmetin gereklerini mali hizmetler aracılığıyla, harcama yetkilileri aracılığıyla, iş denetçileri aracılığıyla yerine getirse bile sürecin kontrolünden, gözetiminden sorumlu olduğu için başkanın sorumluluğu burada vardır demiş. Bir kamu görevlisinin mali sorumluluğundan bahsedebilmek için öncelikle bir kamu zararının oluşması gerekiyor. Kamu malından bir azalış ya da artışı engel olmak ne dedik? Kamu zararı dedik. Bir kamu zararının oluşması gerekiyor. Bu kamu zararının oluşumunda kamu görevlisinin yer alması gerekiyor ve bu ikisi arasında zarar ile görev arasında illiyet bağının kurulması gerekiyor. Yani bu görevlinin bu zarara sebebiyet vermesi gerekiyor ki mali sorumluluktan bahsedebilirim. Fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyinde de olsa encümen kararıyla mı yapılır demiş bir arkadaşımız. Evet, ne dedik az önce? Burada 36. maddede açık ve net. Birinci düzey arasındaki aktarmalar meclis kararıyla, ikinci düzey aktarmalar encümen kararıyla. Burada 36. maddede detaylarına da bakabilirsiniz. Net bir şekilde burada ortaya konulmuş. Evet, harcama yetkilileri ve gerçekleştirme görevlerinin görev ve sorumluluğu maaş bordrolarının bağlı olduğu ödeme emri belgelerini imzalan maaş bordrolarını kontrol etmekten ibarettir demiş Sayıştay. Bu belgelerde de mevzuata aykırı herhangi bir durum söz konusu değildir. Mevzuata aykırı olan atama onay belgesi atamadan sonraki aylık ödemeden yapıldığı ilk aya ait ödeme belgesine eklenip sonraki aylarda eklenmediğinden harcama yetkilileri gerçekleştirme görevlerinin atama onay belgesini arama sorumluluğu bulunmayıp söz konusu atamanın mevzuata uygun olup olmadığını kontrol etme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Yani harcama yetkilileri ve gerçekleştirme görevleri önlerine gelen dosyada onay belgesi arama sorumluluğu yoktur diyor. Dolayısıyla yükümlülükleri yoktur diyor. Sayıştay burada üst yöneticiye sorumluluğu yüklemişti. Harcama yetkilileri ve gerçekleştirme görevlerinin sorumluluğu bulunmamaktadır diye bir karar vermiş. Ancak atama onay belgesinde örneğin personel müdürünün de bir imzası varsa onun da mali sorumluluğu bulunmaktadır diyor. Yani üst yönetici burada anladığımız üst yönetici iş ve işlemin tamamının sürecin kontrolünden, gözetiminden sorumludur diyor. Bildiğiniz gibi Sayıştay'da arkadaşlar kurul daireler bu konuyu görüşüyor. Bazen kararlar oy çokluğuyla çıkıyor, bazen oy birliğiyle çıkıyor. Oy çokluğuyla çıktığı zaman karşı oyunu veren Sayıştay üyeleri bunun gerekçesinde yazıyorlar. Bu konuda bir gerekçe yazılmış demişler ki karşı oy verenler müdürlük kadrosuna mevzuata aykırı atama işlemini gerçekleştiren üst yöneticiyle ödeme emri belgelerini imzalamak suretiyle ödemeyi gerçekleştiren harcama yetkilileri ve gerçekleştirme görevlerine de sorumluluk düşer demiş. Ancak karşı oy verenler azınlıkta kaldığı için çoğunluk diğer taraftan oy verdiği için oy çokluğuyla geçtiği için sadece üst yöneticiye sorumluluk yüklenmiş. Sıradaki harcama yetkilisi arkadaşlar. Harcama yetkilisi, yetkilisi kimdir, nedir? Bütçeyle ödenek tahsis edilen her birimin en üst yöneticisi
harcama yetkisidir. Bunu nerede görüyoruz? 5018 sayılı kanunun 31. maddesinde görüyoruz. Bütçeli ödenek tahsil eden her birimin en üst yöneticisi. Kamu idaresinde yerel yönetimler için özel idare, belediye, bağlı idare, birlik bütçesinde ödenek tahsil eden harcama yetkisi bulunan birime biz harcama birimi diyoruz. Belediyelere, belediye başkanı, ilgili birimlere ve birim müdürlerine ödenekleri kullanmak için yetki veriyorsa bunlar artık birer harcama birimi haline geliyor. Bir istisnadan bahsetmiştik daha önce. Norm kadrosunda kodlanmamışsa eğer ödenek tahsil edilmez. Ancak istisna özel kalemdi demiştik. Özel kalem müdürlüğü kadrosu bulunmasa dahi üst yönetimin maliyeti özel kalem kodu açarak birim gibi kodlara ve bütçelere ödenek tahsis edilir. Eğer özel kalem müdürlüğü diye norm kadroda bir birim kurulduysa sıfır özel kalem müdürlüğe bütçe ödenek tahsis edilir. Ancak yoksa özel kalem müdürlüğü kadrosu norm kadroda yoksa 02 özel kalem diye bir birim açılıp burada bütçe ödeneği tahsis edilip üst yönetimin maliyeti için bu giderler kullanılabilir. Gider bütçesini az önce söyledik arkadaşlar. Analitik bütçe sınıflandırmasında kurumsal, fonksiyonel, finans tipi ve ekonomik şeklinde gider bütçesini tasnif ediyoruz dedik. Burada kurumsal kodlamada arkadaşlar ilk sütun neydi? 46. Bu bir belediye dedik. İkinci sütunda 06. Ankara'dan bir belediye. Üçüncü sütunda 25. İşte bu ilçe belediyesi mi, il belediyesi mi bunu görüyoruz. Dördüncü sütunda arkadaşlar hangi birim olduğunu görüyoruz. Burada yani harcama biriminin hangisi olduğunu kurumsal kodlamadan da görebiliriz. 5018 sayılı kanunda giderin yapılmasından ödeme aşamasına kadar tüm işlemlerin harcama yetkisinin gözetim ve denetim altında onun emir ve talimatıyla yürütülmesi öngörüldüğünden sorumluluk konusunda harcama yetkisi ön plana çıkmaktadır. Yani Sayıştay Belediye denetime geldiğinde dosyayı eline aldığında sorumluluk olarak ilk olarak kimi görür? Harcama yetkisini görür arkadaşlar. Harcama yetkisini, bu harcama neden yapıldı, nasıl yapıldı? Bu harcama sürecinin sorumlusu olarak harcama yetkisini görüyor. Bir de ihale yetkisi var arkadaşlar. 4734 sayılı yasaya göre kamu ihale kanunu kapsamındaki işlerde ihale yetkisi sıfatının üst yöneticiler tarafından kullanma imkanı kalmadı. Dolayısıyla ihale yetkisi sıfatının da harcama yetkilileri tarafından kullanılması gerekmektedir. Yani belediye başkanı üst yönetici olarak ihale yetkisi olmayacağı için bunu birimler bu işleri yapacağı için harcama yetkilisi aynı zamanda ihale yetkilisi olarak öngörülmüş. Yine 5018'in 31. maddesinde harcama yetkilileri aynı zamanda ihale yetkilisi olacaktır diye bir hüküm var. Bu konuda mevzuatta gayet açık net bir şekilde öngörülmüş. İçişleri Bakanlığı'nın bir genelgesi var bu konuda arkadaşlar. Harcama yetkililerinin belirlenmesiyle ilgili 2006 tarihli bir genelge. Kurumsal sınıflandırmada harcama birimleri kodlanmakla birlikte nüfusu 10 bin ve aşağı olan belediyelerde harcama yetkisi belediye başkanı. Biraz önce dedik. Üst yönetici belediye başkanıdır. Belediye başkanının harcama yetkisi verdiği birim müdürleri harcama yetkilisidir dedik. Ancak 10 bin ve aşağı olan belediyelerde, küçük belediyelerde belediye başkanı aynı zamanda harcama yetkilisi olabiliyor. Bütçelerinde harcama birimleri sınıflandırılmayan kasaba, belde, belediyelerde yine belediye başkanı hem üst yönetici aynı zamanda harcama yetkilisi olabiliyor. Mahalli idare birliklerinde harcama yetkilisi birlik başkanı. Yani Türkiye Belediye Birliği bizim harcama yetkilimiz birlik başkanımız. Birlik başkanımız bunu harcama yetkilisine, genel sekretere ve yardımcılarına belirli düzeyde, belirli limitlerle aktarabiliyor. Harcama yetkilerinin belirlenmesiyle ilgili genelgenin devamında arkadaşlar üst yönetimin giderleri kurumsal sınıflandırmada özel kalem olarak kodlanan ancak özel kalem müdürlüğü kadrosu bulunmayan idarelerde 02 özel kalem kurumsal kodundan yapılacak giderlerde harcama yetkisi il özel idarede vali, belediyelerde belediye başkanıdır. Yani ne dedik? 02 özel kalemle ilgili kurumsal kodlama için norm kadro yeri yoksa bile istisnai olarak özel kalem bütçesi oluşturulabilir dedik. Bu bütçenin, bu ödeneğin harcama yetkilisi de il özel idarede vali, belediyelerde belediye başkanıdır. Kurumsal kodlaması farklı birimler arası aktarma meclis onayla yapılır. Evet, kurumsal kodlama farklıysa, farklı bir birimse burada meclis onayı aranır. Yetki devri süresinde harcama yetkisi verilmesi. Ne dedik? Belediye başkanı birim müdürlerine
bilim müdürlerine harcama yetkisini verir, yetkiyi devreder. 5018 sayılı yasanın 31. maddesi harcama yetkisinin devrine imkan veriyor. Usul ve esasları da Hazine ve Maliye Bakanlığı düzenliyor. Burada genel tebliğ var arkadaşlar. Harcama yetkileri hakkında genel tebliğ. Eğer birim belediyelerde yaptığınız görevlerde harcama yetkililiğini sıfatını söz konusuysa, harcama yetkilisi olarak iş bir işlem yapacaksanız, bir imza atacaksanız mutlaka bu tebliği, harcama yetkilileri hakkında genel tebliği okumanız, bilmeniz gerekmektedir. Mutlaka bunu göz önünde bulundurun diye tavsiye edebilirim. Belediye ve il özel idareleriyle bunlara bağlı idarelerin harcama yetkileri bu yetkilerinin yardımcılarına, yardımcı olmayanlar ise hiyerarşik olarak bir alt kademedeki yöneticilere harcama yetkisini devrede bilirler. Mahalle idare birliklerine birlik başkanı harcama yetkisini genel sekretere, birlik müdürü veya birim amirine kısmen veya tamamen devrede bilirler. Tabii bu devrin çeşitli şartları var arkadaşlar. Harcama yetkisi aşağıdaki şartlara uygun olarak devredilebilir. Hangi şartlar var? Bir kere bu devir, harcama yetkisinin devri yazılı olmak zorundadır. Devredilen yetkinin sınırları açıkça belirlenmiş olmalıdır. Harcama yetkisinin devri ve bu yetkinin geri alınması üst yöneticiye mali hizmetler birimine ve muhasebe yetkisine yazılı olarak bildirilmelidir. Neden mali hizmetler birimine ve muhasebe yetkisine yazılı olarak bildirilmelidir? Birazdan göreceğiz. Muhasebe yetkisinin kontrol etmesi gereken işler var. Neyi kontrol edecek? Hangi imzayı kim atmış? Doğru yere mi atmış? Doğru sıfatla mı atmış? Bunların muhasebe yetkisi kontrol ediyor. Eğer harcama yetkisi devredildiyse bu evraklardaki imzaları kontrol eden birim, mali hizmetler birim muhasebe yetkisi olduğu için bunlara da yazılı olarak bildirilmesi gerekiyor. Harcama yetkisi devredilen kişinin sorumluluğu ortadan kalkar mı arkadaşlar? Sayıştay Genel Kurul kararı var bu konuda. Harcama yetkisinin devredilmesi, yetkiyi devredenin idari sorumluluğu kaldırmamakla birlikte yetkiyi devreden harcama yetkisinin mali sorumluluğunu ortadan kaldırmaktadır. Yani harcama yetkisini devretti, mali sorumluluğu ortadan kalktı. Mali sorumluluk yeni harcama yetkisini ancak idari sorumluluğunu kaldırmamaktadır diyor. Bu yüzden harcama talimatının kullanılmasından doğan sorumluluğun harcama yetkisinin devredildiği görevliye ait olması gerektiğine çoğunlukla karar verildi diyor Genel Kurul kararında. Sayıştay böyle bir görüş ortaya koymuş. Harcama yetkisi devre ihale yetkisi konusunda arkadaşlar harcama yetkisinin devri beraberinde ihale yetkisini de götürür. Yani bir birimin harcama yetkisi, bir birim müdürü hem o birimin harcama yetkisi hem de orada ihale yetkisi olabilir. Harcama yetkisini devretmeden sadece ihale yetkisini başka bir arkadaşına bir görevliye devredebilir. Harcama yetkileri kendi birimleri için oluşturdukları ihale komisyonunda görev alamazlar. Harcama yetkisiyle ihale yetkisi arasında böyle bir ilişki var arkadaşlar. Harcama yetkisini devretmeden sadece ihale yetkisini devredebilir. Harcama yetkisini devrediyorsa ihale yetkisi de beraberinde devretmiş olur. Harcama yetkisinin görevde olmaması durumunda vekalet nasıl olacak? Kanun izin olur, hastalık, geçici görev, disiplin cezası, görevden uzaklaştırma ve benzeri nedenlerle geçici olarak görevden ayrılması halinde ilgili harcama biriminin harcama yetkisi vekaleten görevlendirilen kişidir arkadaşlar. Bu konuda da harcama yetkili hakkında genel tebliğde bunun detaylarına da bakabilirsiniz. Söylemek istedim arkadaşlar ekonomik sınıflandırmayla ilgili. Ekonomik sınıfların birinci düzeyinde işte personel gideri, sosyal güvenlik, mal ve hizmet, cari transferler, sermaye transferleri birinci düzeyde aktarımlarda meclis kararı. İkinci düzeyde ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyinde encümen demiştim. Onu kastetmiştim. Kurumsal kodlama işin içine girince farklı bir kurumsal kod devreye girince belediye kanununda ülkanın da dediği gibi meclis devreye giriyor. Bu ikisi farklı kurumsal sınıflandırma ile ekonomik sınıflandırma arasındaki farktan kaynaklanıyor. Ben orada ikinci düzeyde encümen derken ekonomik sınıflandırmadaki yani bütçe ödeneklerindeki ikinci düzeyden bahsetmiştim. Fonksiyonel sınıflandırmada da birinci düzeyde değişiklik olacaksa eğer mesela sağlık hizmetlerinden eğitim hizmetlerine aktarma olacaksa bu da yine meclis kararıdır. Bunu da netleştirmiş olalım ve harcama yetkisinin görevde olmamasıyla devam ediyoruz. Bu konularda ne dedik? Vekaleten görevlendirilen kişidir dedik. Harcama yetkisi ne kadar harcama yapar arkadaşlar? Öncelikle kendisine tahsis edilen ödenek kadar harcama yapar. Ayrıntılı harcama programına sadık kalarak bu harcamaları gerçekleştirir.
Ayrıntılı finansman programına sadık kalması gerekir ve üst yönetici tarafından belirlenen ödenek kullanımına ilişkin ilkeleri göz önünde bulundurarak kendisine tahsis edilen ödenek kadar harcama yetkilisi harcama yapar. Bu harcama sürecinde arkadaşlar kim sorumludur? Harcama yetkilisi sorumludur. Harcama sürecinin tamamını gözetmek durumundadır. Yani bir talep, istek, bir iş ve işlem gelir. Harcama yetkilisi bunu harcama talimatını verir, talimatlandırır, onaylar. İhale ise ihale onayı, ihale değilse bir harcama talimatı gerekiyorsa harcama talimatı başlar. Alım yöntemi belirlenir, mal ve teslim alınır. Muhasebe kayıtlarına girer, hesaplar kullanılır, daha sonra bunlar raporlar haline getirir. Bu harcama sürecinin tamamından kim sorumludur? Gözetiminden, yönetiminden harcama yetkilisi sorumludur. Harcama yetkilisinin harcama talimatı vermesiyle bu sürece başlanır dedik. Harcama talimatında ne olması lazım? Hizmetin gerekçesi, yapılacak işin konusu ve tutarı, süresi, bu harcama ne kadar süre içinde gerçekleşecek, kullanılabilir ödeneği var mı? Bütçede bu konuda ödenek ayrılmış mı? Bu kontrol edilir. Harcama talimatında olması gerekir bu bilginin. Gerçekleştirme usulü nedir? İhale mi, avans mı, kredi mi? Bu usul harcama talimatında açıkça yazılır. Gerçekleştirme görevi olan kişilere ilişkin bilgiler, yani gerçekleştirme görevlisi inin ismi de harcama talimatında yazar. Harcama yetkilinin sorumlusu olarak bu harcama talimatında bu bilgilerin olması gerekir. 5018'in 30. maddesinde harcama yetkiliyle ilgili geçen ifade arkadaşlar, harcama talimatının bütçe ilke ve esaslarına, kanunlara, diğer mevzuata uygun olmasından, ödeneklerin etkili ekonomik ve verimli kullanılmasından, bu kanun çerçevesinde yapmaları gereken diğer işlemlerden sorumludur diye harcama yetkilisinin sorumluluğunu açık ve net bir şekilde ortaya koyuyor. Bunu da 32. maddede görüyoruz. Sayıştay Genel Kurul kararı var arkadaşlar, harcama yetkililiği ile ilgili. Burada geçen bir ifade, bütçeden yapılacak harcamalar konusunda 5018 sayılı kanunda öngörülen harcama sürecinde tek ve tam yetkili olan giderin yapılmasına karar vermekten ödeme aşamasına kadar tüm işlemleri emir ve talimatı çerçevesinde yürüten mahiyetindeki ve onların eylem ve işlemlerini gözetmek ve denetlemekle yükümlü olan harcama yetkilisinin Sayıştay'a karşı hesap verme konusunda tam ve doğrudan sorumlu olduğu anlaşılıyor diyor. Bu yüzden harcama yetkilileri harcama talimatlarının buna konu olan harcamaların bütçe ilke ve esaslarına kanun tüzük ve yönetmelikleriyle diğer mevzuata uygunluğundan sorumlu olduklarına 2007 yılında Sayıştay Genel Kurulu'nda oy birliğiyle karar verilmiş bir konu. Yani harcama yetkililiğinin sürecin başından sonuna kadar tek ve tam yetkili olarak ilk muhatap diyebileceğimiz bir durumu söz konusu. Bir örnek Sayıştay kararı arkadaşlar, ilanlı 149. Örnek bir olay olarak buraya aldık. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından başkanlık makamına encümenle görüşülmek üzere bir sokak üzerinde bulunan geniş trotuar üzerinde 4 adet büfeyle için karar alınması talep edilmiş encümende. Daha sonra İhale Kanunu 22. maddesine göre destek hizmetleri müdürlüğünce bu temin gerçekleştirilmiş. Emlak İstimlak Müdürlüğü'nün talebiyle İmar Müdürlüğü'nden numaratör belgesi istenmiş. İmar Müdürlüğü numaratör belgesini düzenlemiş. Bu sokak üzerinde 4 tane büfe yerleştirilmiş. Sayıştay sonra demiş ki, belediyenin görev ve sorumluluk alanı içerisinde yer almayan mahalle yaptırılan ve ilgili mevzuat uyarıcı yıkımı gereken büfelerin inşası için belediye bütçesinden ödeme yapılmış. Bu yapılan ödeme usulsüzdür diyor. Çünkü belediyenin görev ve sorumluluk alanı içerisinde yer değildi diyor. Dolayısıyla buradan bir kamu zararı ortaya çıkmıştır diyor. Şu kadar tutarının, kamu zararının destek hizmetleri müdür vekili olarak harcama yetkilisine, şu kadar tutarı gerçekleştirme görevlisine, belediye başkanına, diğer sorumlulara, yazı işleri müdürüne, emlak istimlak müdürlüğüne, insan kaynakları müdürlüğüne, belediye başkan yardımcısına ve encümen üyelerine müştereken ve müteselsilen işleyecek faiziyle ödettirilmesine oy çokluğuyla karar verildi. Yani siz bu büfeyi buraya yaptınız. Ancak sorumluluk alanı içerisinde değil, ilgili mevzuat uyarınca bu büfelerin yıkımı gerekiyor. Dolayısıyla buraya bir para harcanmış ve burada kamu zararı var diyor. Bu gördüğünüz tüm yöneticilerin müştereken ve müteselsilen faizle birlikte ödettirilmesine karar veriyor. Daha sonra belediye encümeni savunma yapıyor. Diyor ki, büfelerin yapımının Fen İşleri Müdürlüğü'nün başkanımızın imzalı talebi, Emlak Müdürlüğü'nün görüşü, belediye başkanından alınan onaya istinaden destek hizmetleri bu işin ihalesini gerçekleştirdi. Harcama yetkilisi ve gerçekleştirme görevlisi ihale yöntemini belirledi.
belediye encümeninin belediye bütçesinden harcama gerektiren bir görev ve yetkisi yasal olarak yoktur diyor. Bu şekilde bir savunma yapıyor. Kim savunma yapıyor? Belediye encümenleri. Sayıştay da 5018'in 31. maddesindeki ifadeye atıf yapıyor. Diyor ki kanunların verdiği yetkiye istinaden yönetim kurulu, icra komitesi, komisyon veya benzeri kurul veya komite kararıyla yapılan harcamalarda harcama yetkisinden doğan sorumluluk kurul, komite veya komisyona ait olur şeklinde bir ifade var diyor. Dolayısıyla encümen kararı ile yapılan bu işlemde bu karara imza atan encümen üyelerinin harcama yapma yetkilerinin olmaması, bu harcama yetkisinin talimatıyla yapılması bu encümen üyelerinin sorumluluklarını kaldırmıyor diyor. Sonuç olarak encümen kararı imzası bulunan encümen üyelerinin de sorumluluğu bulunmaktadır diyor. Yani bir ödeme yaparken, bir harcama yaparken imza atıyorsak mutlaka 5018 sayılı kanunu bilerek imza atmamız gerekiyor. Dolayısıyla her zaman sorumluluk üstlenebiliriz. Bu yüzden en başta söylediğim gibi 5018 sayılı kanun, harcama belgeleri yönetmeliği, bütçe muhasebe yönetmeliği mutlaka her zaman masamızın üstünde duran temel metinler olması gerekiyor. Sayıştay diyor ki belediye encümeniyle ilgili asli bir gerçekleştirme belgesi olan ödeme emri belgesini düzenleyen sıfatıyla imzalayan gerçekleştirme görevlisi düzenlediği belgeyle birlikte harcama süreciyle diğer belgelerin doğruluğundan ve mevzuata uygunluğundan harcama yetkilisiyle birlikte sorumludur diyor. Gerçekleştirme görevlisi, harcama yetkilisi birlikte sorumludur diyor. Konunun teknik ve uzmanlık gerektiren bir konu olması, kendilerinin söz konusu işlemleri diğer birilerinin talebi, üst yöneticilerin onayı, encümen kararı doğrultusunda görevlerini bir gereği olarak yapmaları kanunda açıkça belirtilen sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır. Yani imza verdiyseniz, bu işe izin verdiyseniz sorumluluğu paylaşıyorsunuz şeklinde bir karar vermiş. Hızlı bir şekilde gerçekleştirme görevlisine de bakalım arkadaşlar. Gerçekleştirme görevlisi veya görevlileri. Burada ödeme emrine imza atan gerçekleştirme görevlisiyle o harcama biriminde iş ve işlemi yapan, mal ve hizmeti teslim alan, piyasa fiyat araştırması yapan, bu işi yürüten gerçekleştirme görevlileri iki farklı durumda arkadaşlar. 5.18 madde 33'te gerçekleştirme görevleri harcama talimatı üzerine işin yaptırılması, mal ve hizmet alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması görevlerini yürütürler diyor. Burada bir birimde bir kişi gerçekleştirme görevlisi olarak piyasa fiyat araştırmasını yapıp mal ve hizmeti teslim alıp bu işin sonuçlanmasını gerçekleştirme görevlisiyle ödeme emrindeki gerçekleştirme görevlisi farklı kişiler olması önemli. Birbirini kontrol edip herhangi bir yanlış olunca birbirini teyit etmesi açısından önemli. Burada gerçekleştirme görevlisiyle ilgili ön mali kontrol kavramı da devreye giriyor. Harcama yetkilileri, yardımcıları veya hiyerarşik olarak kendisine en yakın üst kademe yöneticiler arasında bir veya daha fazla sayıda gerçekleştirme görevlisini ödeme emri belgesini düzenlemekle görevlendirir diyor. Ödeme emri belgesini düzenlemekle görevlendirilen gerçekleştirme görevlileri ödeme emri belgesi ve ekip belgeler üzerine ön mali kontrol yaparlar diyor. Bunları görüyoruz. İç kontrol ve ön mali kontrole ilişkin usul esaslar madde 12'de bulunan detaylarını daha net bir şekilde görebilirsiniz arkadaşlar. İlgilenen kişiler bu esaslara madde 12'ye bakabilirler. Bu gerçekleştirme görevlileri tarafından yapılan kontrol sonucunda ödeme belgesi üzerine kontrol edilmiş, uygun görülmüştür şerhi düşülerek imzalanır. 5.18 yine 30. maddede arkadaşlar giderlerin gerçekleştirilmesi, harcama etkisinin ödeme belgesinin imzalaması ve tutarın hak sahibine ödenmesiyle tamamlanacağı açıklanmıştır. Tek başına mali bir işlem sayılmamakla birlikte taahhüt ve taahhüt aşamalarından sonra ödeme aşamasına geçilmesine esas teşkil edilmektedir. Yani o dosyada gerçekleştirme görevlisi işlemlerini yaparken başkan onayını alır, piyasa fiyat araştırmasını yapar, mal ve iş sözleşme yapar, şartname hazırlar, tüm iş ve işlemleri kağıda döktükten sonra bir dosya haline getirdikten sonra bu dosyanın kapağı mahiyetinde ödeme emri belgesini de düzenledikten sonra bu süreç tamamlanmış anlamına geliyor. Ödeme emri belgesinin böyle bir özelliği var. Dosyanın tamamlandığını ve kapağı olduğunu buradan anlıyoruz. Bu belge birçok arkadaşımız yeni başlayan özellikle görmemiş olabilir. Burada
biraz önce bahsettiğimiz gördüğünüz gibi sütunlar var. Kurumsal kod, fonksiyonel kod, finans kod, ekonomik kod. Bunları burada dikkatinizi çekmiştir. Sağ tarafta sarı bölgede kontrol edilmiş ve uygun görülmüştür. Düzenleyenin adı soyad sarı bir şekilde görüyorsunuz. Burada gerçekleştirme görevlisinin imzası oluyor. Alt tarafta orta kısımda harcama yetkilisi kırmızı bölüme harcama yetkilisi olarak uygundur şeklinde imza atıyor. Daha sonra muhasebe yetkilisi imzası attıktan sonra bu ödeme emri belgesi tamamlanmış oluyor arkadaşlar. Gerçekleştirme görevlisinin sorumlulukları 33. maddede 5018'in 33. maddesinde net bir şekilde ortaya koymuş arkadaşlar. Eğer bir belediyede bir işte görevlendirildiysek bu konuyu mutlaka 33. maddeyi okuduktan sonra bu işlemleri gerçekleştirmemiz önemli. Bütçeden bir giderin yapılabilmesi için iş, mal ve hizmetin belirlenmiş usul ve esaslara uygun olarak alındığının veya gerçekleştirildiğinin görevlendirilmiş kişi veya komisyonlarca onaylanması ve gerçekleştirme belgesinin düzenlenmiş olması gerekir şeklinde bir hüküm de var. Bunu mutlaka göz önünde bulundurmalıyız. Gerçekleştirme görevlerinin sorumluluğu ile ilgili Sayıştay Genel Kurul kararı var arkadaşlar. Bir örnek bir karar olarak buraya aldık. Bu kararda geçen ifadeleri daha doğrusu buraya aldık. Diyor ki mali işlemlerin yürütülmesinde görev alanlar yapacakları işlemden önceki işlemleri de kontrol edeceklerdir diyor. Yani bir dosyayı aldınız, o dosyayı gerçekleştiriyorsunuz, o işi yapıyorsunuz. Ancak o işle bağlantılı öncesinde herhangi bir iş varsa ondan da sorumlusu. Dolayısıyla onları da kontrol etmeniz gerekir şeklinde bir ifade var. Ödeme emri belgesini düzenleyen görevli gerçekleştirme belgelerinin ödeme emri belgesine doğru aktarılması yanında düzenlediği belge ile birlikte harcama süreci diğer belgenin doğruluğundan ve mevzuata uygunluğundan da sorumludur diyor. Yani dosyayı hazırladınız. Dosyanın içinde birçok evrak var. Onaydan şartname, sözleşme, piyasa fiyat araştırması, fatura hak ediş. Bunların doğruluğundan sorumludur gerçekleştirme görevlisi ve buradaki bilgilerin ödeme emrine aktarılmasından da doğru aktarılmasından da sorumludur. Yani faturadaki, hak edişteki tutarlarla ödeme emrindeki tutarların birbiriyle uyumlu olması da gerekir. Bunların da gerçekleştirme görevlisi sorumludur diyor. Asli bir gerçekleştirme belgesi olan ödeme emri belgesini düzenleyen sıfatla imzalayan gerçekleştirme görevlisinin düzenlediği belgeyle birlikte harcama sürecindeki diğer belgelerin doğruluğundan, mevzuata uygunluğundan harcama yetkilisi de birlikte sorumluluk tutulması gerektiğine karar vermiş. Yani en başta ne dedik? Bu sürecin tamamından onay aşamasından ödeme aşamasına kadar ilk sorumlu harcama yetkilisidir ve bu evraklarla ilgili dosyanın tamamlanması ile ilgili harcama yetkilisiyle birlikte gerçekleştirme görevlisi de sorumludur. Ödeme emri belgesine eklenmesi gereken taahhüt ve tahakkuk işlemlerine ilişkin fatura, beyanname, tutanak gibi gerçekleştirme belgelerini düzenleyen veya bu belgeleri kabul eden gerçekleştirme görevlilerinin bu görevleriyle ilgili olarak yapmaları gereken iş ve işlemleri sınırlı olarak harcama yetkilisiyle birlikte sorumludur diyor. Bu da yine Sayıştay Genel Kurul kararından bir ifade. Bir örnek 6. daire, Sayıştay 6. daire temiz kurul kararı. Spor Toto Lig'de mücadele eden ve profesyonel kulüp niteliğinde bulunan bir belediye spora mevzuata aykırı olarak meclis kararıyla nakdi yardımda bulunması sonucu kamu zararına neden olmuştur diyor. Belediyeler arkadaşlar hiçbir kurum, kuruş, derneğe, vakfa, bir kulübe nakit yardımda bulunamıyor biliyorsunuz. Dolayısıyla Sayıştay demiş ki burada bir kamu zararı var. Bunun sorumluluğunu kime yüklemiş? Üst yönetici olarak sorumlu A. Yani belediye başkanı sorumlu demiş. Daha sonra harcama yetkilisi bu sürecin kontrolünün görevi olduğu için harcama yetkilisi sorumlu demiş. Gerçekleştirme görevlisi bu süreçte sorumludur demiş ve diğer sorumlu 37 kişi meclis üyeleri. Niye meclis üyeleri sorumlu? Çünkü meclis kararı ile bu nakdi yardım gerçekleşmiş. Dolayısıyla Sayıştay meclis üyelerini de sorumlu tutmuş. Gördüğünüz gibi üst yönetici sürecin tamamından sorumlu, harcama yetkilisi bu harcamanın yapılmasının sebebiyle bu süreçten sorumlu, gerçekleştirme görevlisi bu iş ve işlemi yaptığı için evraklar düzenleyip imza attığı için sorumlu, meclis üyeleri de meclis kararıyla yapıldığı için sorumlu şeklinde bir Sayıştay kararı söz konusu. Harcama yetkilisince gerçekleştirme görevlisi olarak görevlendirilmediğinden bu ilanda gerçekleştirme görevlisi olarak sayılmaması bu şekilde bir ifade var. Yani harcama yetkilisi beni gerçekleştirme görevlisi olarak görevlendirmedi. Dolayısıyla benim üzerimdeki zimmeti kaldırın
diyor. Burada da şefin sorumlu olup olmadığı, kamu zararının oluşmasına sebep olan harcama sürecine dair olup olmadığına bakılır diyor. Bu örnek olayda 7. Dairenin 42.506 nolu dosyasındaki örnek olayda geçen cümleler bunlar. Ödeme belgelerinin eki gerçekleşme belgelerinde maaş tahakkuk icmali, memur banka ödeme listesi, memur sendikalar danışma aidat kesinti listesi, maaş bodrum hükmü. Bunlarda düzenleyen sıfatı imzam var. Dolayısıyla kamu zararının oluşmasına yol açan harcama sürecinde yer alan gerçekleştirme görevi sıfatı mali sorumluluğu var diyor. Yani ödeme emrinde gerçekleştirme görevlisi sıfatıyla imzam yok. Beni gerçekleştirme görevlisi olarak görevlendirmedi harcama yetkilisi diye savunma yapsa bile alttaki evraklarda, o dosyadaki diğer evraklarda gerçekleştirme görevlisi gibi düzenleyen sıfatıyla imza attığın için senin de sorumluluğun var diye gerçekleştirme görevlisini başka bir dosyada Sayıştay sorumlu tutmuş. Yani gerçekleştirme görevlisi sadece ödeme emrindeki bölüme imza attığı için sorumlu olmuyor. Alttaki o dosyanın alttaki diğer evraklarda da düzenleyen sıfatıyla imzası varsa orada da yine gerçekleştirme görevlisi olarak sorumlu sıfatını taşıyor. Bir başka örnek arkadaşlar, malzeme dahil 4 kap yemek hizmet alımı ihalesi kapsamında yüklenici tarafından taahhüt edilen et miktarı teknik şartnamede öngörülen miktarın altında olması. Konu bu. 12 aylık öğle yemeği menüleriyle her gün yemek yiyen sayısıyla yüklenici tarafından idareye ibraz edilen İhale kapsamında yemeklerde kullanılmak üzere getirilen et faturalarının karşılaştırılması olarak incelenmesi sonucu teknik şartnameye göre bir personelin yemeğindeki et miktarının az olduğu görülmüş. Şartnameye uyulmamış bu ortaya çıkmış. Bu surette bir porsiyonda öngörülenden daha az et kullanarak kamu zararına sebebiyet verildiği anlaşılmış diyor Sayıştay. Bununla ilgili savunma yapmışlar. Depoya gelen ürünlerini biz tartmıyoruz, pişmiş et olarak gidiyor, geliyor şeklinde bir savunma yapılmış ama burada Sayıştay ne demiş? Teknik şartname ile belirlenen gramajlara uyulup uyulmadığını tespit etmekle görevli kontrol teşkilatı üyeleri, muayene komisyonu üyeleriyle birlikte ödeme emri belgesini düzenleyip harcama sürecindeki diğer belgelerin doğruluğundan ve mevzuata uygunluğundan da sorumlu olan gerçekleştirme görevlileri, harcama sürecinde tek ve tam yetkili olan giderin yapılmasına karar vermekten ödeme aşamasına kadar tüm işlemleri emir ve talimatı çerçevesinde yürütülen ve mahiyetindekileri ve onların eylem ve işlemlerini gözetmek ve denetlemekle yükümlü olan harcama yetkisine ait bulunmaktadır diyor. Yani bu Sayıştay'ın verdiği bu karardan da görüyoruz ki bir kere harcama sürecinde giderin yapılmasına karar vermekten tüm iş ve işlemlerin yapılıp en son ödeme aşamasına kadar harcama yetkilisi süreçten sorumlu. Belgelerin doğruluğundan, mevzuata uygunluğundan gerçekleştirme görevlileri sorumlu. Bu işte bir mal alınmış, bunun kontrol edilmesi gerekiyor. Burada muayene komisyonu üyeleri sorumlu, kontrol teşkilatı üyeleri sorumlu. Gördüğünüz gibi Sayıştay personelin yemeğindeki az olan et miktarından bu kadar insanı sorumlu tutabiliyor. 60. maddede arkadaşlar malzemetler birimi görevlerini görüyoruz. Malzemette de çalışan arkadaşlar bunun detayını bilir. Ancak diğer arkadaşlar merak edenler 60. maddeye bakabilir. Malzemetler biriminin ne iş yaptığını, stratejik plan, performans programı hazırlar, bütçeyi hazırlar, ödemeleri gerçekleşir, muhasebe hizmetlerini yürütür, birim faaliyet raporlarını esas alarak idarenin de faaliyet raporlarını düzenler. Bu şekilde malzemetlerin birçok görevi var. 60. maddede detaylı bir şekilde görebilirsiniz. 61. madde muhasebe yetkililiğini düzenliyor arkadaşlar. Muhasebe yetkisi memuriyet kadro ve ünvanlarının muhasebe yetkisinin terimine etkisi yoktur. Ve yerel yönetmeler muhasebe hizmetlerini malzemetler birimi yürütür. Muhasebe yetkisi de bu birime bağlı olarak çalışır. Malzemetler göreviyle muhasebe yetkisi aynı kişide birleşebilir. Bunların detayını 61. maddede görebiliriz. Muhasebe yetkisinin görev sorumluluğu nedir arkadaşlar? 4 esas görev var. Bir, yetkililerin imzasını kontrol etmek. Doğru kişi doğru yere imza atmış mı? En başta harcama yetkililiğinin devriyle ilgili konuşurken ne dedik arkadaşlar? Harcama yetkisi devrediliyorsa bunun yazılı olarak malzemetler birimine ve muhasebe birimine muhasebe yetkisine bildirilmesi gerekir. Neden bildirilmesi gerekir? Çünkü muhasebe yetkisi evraktaki imzanın doğru kişi tarafından doğru yere atıldığını kontrol etmek de görevlidir. Bu yüzden
harcama etkisi değeri varsa muhasebe etkisine yazılı olarak bildirilmesi gerekir demiştik. Bu yüzden demiştik. İkinci olarak ödemeye ilişkin mevzuatta sayılan belgelerin tamam olmasını, ödeme emrinin altındaki belgelerin tamam ve doğru olmasını muhasebe etkisi kontrol eder. Maddi hata bulunup bulunmadığını, yani dosyadaki, faturadaki, hak edişteki rakamların, tutarların ödeme emrine doğru bir şekilde aktarılıp aktarılmadığını, rakamların doğru olup olmadığını, maddi hata var mı yok mu? Bunları muhasebe etkisi kontrol eder. Hak sahibinin kimliğine ilişkin bilgileri kontrol eder muhasebe etkisi. Yani ödeme doğru kişiye, doğru gruba, doğru hesaba gidiyor mu? Bunu kontrol etmekte muhasebe etkisinin görevi sorumludur. Bu kontrollerinden sonra herhangi bir eksiklik veya hata bulursa muhasebe etkisi bir iş gün içerisinde gerekçesiyle birlikte harcama etkisine gönderir diyor 61. madde. Muhasebe etkisinin sorumluluklarıyla ilgili arkadaşlar Sayıştay Genel Kurul kararı var. Burada geçen ifadeler şu şekilde. Ödeme aşamasında ödeme emri belgesi üzerine harcama yetkilisi ve gerçekleştirme görevlisinin imzaları olmakla birlikte ödeme emri belgesi eki belgeler üzerine herhangi bir imza eksiği varsa muhasebe yetkilisinin ödeme emri belgesi üzerine imzası bulunan harcama yetkilisi ve gerçekleştirme görevlisiyle birlikte sorumlu tutulması gerektiğinde. Yani ödeme emri belgesinde 3 imza arıyorduk. Bir gerçekleştirme görevlisi, bir harcama yetkilisi, bir de muhasebe yetkilisi. Üçünün de imzası varsa üçü birlikte sorumludur diyor. Harcama yetkilisi veya gerçekleştirme görevlisinin sadece birinin imzası varsa muhasebe yetkilisi ve harcama yetkilisi imza attıysa bu ikisi sorumlu. Muhasebe yetkilisi ve gerçekleştirme görevlisi imzası varsa yine bu ikisi sorumlu. İmzası olmayan sorumlu değildir diyor Sayıştay. Muhasebe yetkilisi tek başına imza attıysa harcama yetkilisi ve gerçekleştirme görevlisi imzası yoksa tek imza sahibi olarak muhasebe yetkilisi tek başına sorumlu tutulması gerektiğine karar vermiş. Bu yüzden idarelerce ilgili kanunlara göre tahrif ve tahakkuk getirilerek tahsil edilebilir hale gelmiş kamu gelir ve alacaklarının takip ve tahsil edilmesinden muhasebe etkisi tek başına sorumlu olduğuna çoğunlukla karar verilmiş. 2007 yılında Sayıştay'ın böyle bir kararı var arkadaşlar. Muhasebe etkisinin bir de muhtemeli var arkadaşlar. Yine 61. maddede düzenlenmiş bir durum. Muhasebe etkisi adına ve hesabına parayla ifade edilebilen değerleri geçici olarak almaya, vermeye, göndermeye yetkili olanlar muhasebe yetkilisi muhtemelidir. Muhasebe yetkilisi muhtemelde doğrudan muhasebe yetkilisine karşı sorumludur. Farklı birimlerde, farklı bölgelerde olan veznedarlar, tahsildarlar, ambar memurları gibi görevlerde muhasebe yetkilisine karşı sorumludur. Muhasebe yetkilisi genel bütçe kapsamında kamu idarelerinde Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca atanıyor. Diğer kamu idarelerinde yani belediyede mesela üst yönetim tarafından yani belediye başkanı tarafından atanır muhasebe yetkilisi. Sertifikalı muhasebe yetkilisi atama zorunluluğu var arkadaşlar. 5018'in yine geçici maddesinde sertifika almış olanlar arasından muhasebe yetkilisi atanması esastır. Ancak sertifikalı muhasebe yetkilisi yoksa, atama yapılamıyorsa Hazine ve Maliye Bakanlığı da sertifika almış muhasebe yetkilisi atama zorunluluğu yerine getirilinceye kadar yani sertifikalı muhasebe yetkilisi olana kadar bir şekilde bu ödemelerin yapılması gerekiyor. Bu süre zarfında da belediyede üst yönetici tarafından yani belediye başkanı tarafından belirlenen bir kişi muhasebe yetkililiğini yapmak üzere görevlendirilebilir. Geldik taşınır sürecine arkadaşlar. Taşınırdan da kısaca bahsedeceğiz. Taşınır kayıt sürecinde ne dedik? Belediyede çalışırken kullandığımız tüm ürünler, materyaller taşınırdır arkadaşlar. Bilgisayar, masa, telefon, sandalye, tüm devirbaşlarımız taşınır sistemine kaydedilir. Burada öncelikle bu taşınırların edinilmesi söz konusu. Nasıl ediniyoruz? Harcama yetkilisi onay verdiği için bu alım yapılıyor. Demirbaşlar alım yapılıyor. Burada bu taşınırları alarak sürece başladığımız için bir harcama yetkilisi rolü var. Daha sonra taşınır kontrol yetkisi var. Taşınır kayıt yetkisi var. Taşınır teslim edilen kamu görevleri var. Bizler yani taşınır bize teslim ediliyor. Biz bunları kullanıyoruz. Taşınır kontrolü görevlisi muhasebe yetkisi var arkadaşlar. Bunlara bakalım. Taşınır sürecinde rol alanlardan ilk gelen kayıt yetkisi. Taşınırlar geldi. Kayıt yetkisi bunları teslim alır. Ambarlarda muhafaza eder. Kullanıcılara ve kullanım yerlerine teslim eder. Bunların kayıtlarını tutar, cetvellerini düzenler. Kontrol etkisi ve harcama etkisine karşı sorumlu
bu kişilere taşınır kayıt yetkilisi diyoruz. Daha sonra taşınır kayıt yetkilileri harcama yetkililerince yapılacak bilgi ve niteliklere sahip personel arasında görevlendirir. Yani harcama yetkilisi görevlendirir. Sen şu konuda şu kişi taşınır kayıt yetkilisi olsun diye harcama yetkilileri görevlendirir. Taşınır işlemleri yoğun olan harcama birimlerinde birden fazla taşınır kayıt yetkilisi olabilir. Bir kişi birden fazla birimin taşınır kayıt yetkilisi olabilir ama ancak birimler itibariyle ayrı ayrı kayıt tutmak şartıyla bu şekilde bir görevlendirme yapılabilir. Taşınır kontrol yetkilisi harcama yetkilisine karşı sorumludur arkadaşlar. Kayıt yetkilisinin yapmış olduğu kayıtları kayıt ve işlemleri kontrol edip cetveli imzalar. Burada kontrol yetkilisinde bu süreçte böyle bir rolü var. Ön mali kontrol arkadaşlar kısa kısa geçiyorum. Zaman daralıyor. Hızlı bir şekilde bitirmeye çalışıyoruz. Ön mali kontrol, iç kontrol ve ön mali kontrol ilişkin usul ve esaslar madde 3'te şu şekilde ifade ediliyor. İdarelerin gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerine ilişkin mali karar ve işlemlerinin idarenin bütçesi, bütçe tertibi, kullanılabilir ödenek tutarı, harcama programı, finansman programı, diğer mali mevzuat hükümlerine uygunluğu, kaynakların etkili, ekonomik, verimli bir şekilde kullanılması yönlerine yapılan kontrole biz ön mali kontrol diyoruz arkadaşlar. Neyi kontrol ediyor? Bütçe tertibi var mı? Kullanılabilir ödenek tutarı o harcamanın yapılması için yeterli mi? Harcama programında, finansman programında bu yapılacak işlemin yeri var mı? Diğer mevzuat hükümlerine tabi ise bu mevzuat hükümlerine uygun mu? Bu kontrollerin tamamını biz ne diyoruz? Ön mali kontrol diyoruz. Ön mali kontrol arkadaşlar danışma niteliğindedir. Önleyici niteliktedir. Herhangi bir bağlayıcılığı yok. Yani harcama yetkilisi Sayıştay hesap verirken bu konuyla ilgili ön mali kontrol yapılmıştı demesinin bir anlamı yok. Çünkü danışma ve önleyici niteliktedir. Harcama yetkilisi ve gerçekleşme görevlisinin sorumluluğunu ortadan kaldırma. Sadece ön kontrol, bütçe programlara uygun mu, bütçede yeri var mı, ödeneği var mı bunların kontrol aşamasıdır. Harcama yetkilisi ile muhasebe yetkilisi görevi aynı kişide birleşmiyor arkadaşlar. Açık ve net bir şekilde burada yazıyor. 63. maddede mali hizmetler biriminde ön mali kontrol görevi yürütenler mali işlem sürecinde görev alamazlar. Harcama yetkililiği ile muhasebe yetkililiği görevi aynı kişide birleşemez. Ön mali kontrole tabi işte arkadaşlar. Bu rakamlar değişmedi zannediyorum. İhale kanunu tabi olsun olmasın harcamaya gerektirecek taahhüt evrakı ve sözleşme tasarlarından mal ve hizmette 1 milyon yapım işleri için 2 milyon bunları üzerinde bir rakamsa ön mali kontrol gerekiyor. 5018'in en önemli sacayı kontrol demiştik arkadaşlar. İç kontrol 5018'in adeta ruhuna tesir etmiş diyebilirim durum. Yani yapılan her işin kontrolü mutlaka sağlanması gerekiyor. 5018'in getirdiği en önemli durumlardan biri bu. İç kontrol mekanizması 56. maddede öngörülmüş. Burada amaç nedir? Gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerin etkili, ekonomik, verimli bir şekilde yönetilmesi, kamu idarelerinin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesi, her türlü mali karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesi, karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenli rapor ve bilgi edilmesi, varlıkların kötüye kullanılması ve israfın önlemek ve kayıplara karşı korunmasını sağlamak. 56. maddede iç kontrol amacını bu şekilde bize ifade ediyor. 41. maddede arkadaşlar faaliyet raporları düzenleniyor. Bildiğiniz gibi her yıl faaliyet raporu düzenliyoruz. Üst yöneticiler ve bütçeye ödenek tahsis edilen harcama yetkililerince hesap verme sorumluluğu çerçevesinde her yıl faaliyet raporu hazırlıyoruz. Üst yönetici harcama yetkilileri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporunu esas alarak idarenin faaliyet sonuçlarını gösteren idare faaliyet raporunu düzenleyerek kamuoyuna açıklar. Bu neden önemli? En başta söylediğimiz gibi temel esaslarda bahsettiğimiz gibi mali saydamlık, hesap verebilirlik esasları gereği bu faaliyet raporlarının kamuoyuna açıklanması gerekiyor. Bu faaliyet raporunun birer nüshasında Sayıştay'a ve bakanlığa gönderiyoruz arkadaşlar. Belediye başkanı stratejik plan ve performans programına göre yürütülen faaliyetleri belirlenmiş performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleştirme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini
belediye borçlarının durumunu açıklayan faaliyet raporunu hazırlıyor. Bunu Çevre Bakanlığı'na göndererek kamuoyuna da açıklıyor dedik. Faaliyet raporunun önemi şöyle arkadaşlar. Belediye başkanı meclise sunulan bir önceki yıla ait faaliyet raporundaki açıklamalar meclis üye tam sayısının 4'te 3 çoğunluğuyla yeterli görülmezse yetersizlik kararıyla görüşmeleri kapsamında tutarak meclis başkan vekili tarafından mahalli mülki idare amirine yani valiye gönderiyor. Vali dosyayı gerekçeli görüşle birlikte Danıştay'a gönderiyor. Yetersizlik kararı Danıştay uygun gördüğü takdirde belediye başkanı başkanlıktan düşüyor. Bütçeli ilgili ne demiştik arkadaşlar? Bütçe meclisi feshettirebilir. Faaliyet raporu başkanın başkanlıktan düşürebilir. Bütçede faaliyet raporu da önemli iki belgedir. Bunlarla ilgili iki belgenin hazırlanmasına görev var arkadaşlar. Bu yüzden bu işi hassasiyetle yapmaları gerekiyor. Önerimi avans kredi bahsetmiştik arkadaşlar. 35. maddede harcama etkisinin uygun görmesi karşılığında bir ödeneğin saklı tutulması, ilgili kanunlarla öngörülen haller ile gerçekleştirme işlemlerinin tamamlanması beklenilmeyecek. İvedi ve zorunlu giderler üst sınırları Merkez Yönetim Bütçe Kanunu'na gösterilen tutar kadar avans ve kredi işlemleri gerçekleştirilebilir. Burada önemli olan avansta biliyorsunuz 3.820 lira avans limiti vardı. Bunlar ivedi veya zorunlu hemen yapılması gereken işler için kullanılması gerekir. Buraya dikkat etmemiz gerekir. Detaylarına 35. maddede bakabilirsiniz. Ödenek üstü harcama. Arkadaşlar ne dedik? Harcama yetkisi kendisine tahsis edilen ödenek kadar harcama yapabilir demiştik. Kamu zararı oluşmasa bile ayrıntılı harcama programlarına, serbest bırakma oranlarına aykırı olarak veya ödenek gönderme belgelerindeki ödenek miktarını aşan harcama talimatı veren harcama yetkililerine her türlü aylık ödenek zam tazminat dahil bir aylık net ödeme toplamının iki katı tutana kadar para cezası. Yani harcama yetkilisi kendisine tahsis edilen ödenekten daha fazla harcama talimatı verirse maaşın iki katı kadar para cezası verilir diye bir hüküm var. Bu da 70. maddede düzenlenmiş. 73. maddede para cezaları ve yetkili mercilere değinmiş. Para cezaları ilgili kamu idaresinin üst yönetici tarafından verilir. Yani burada üst yönetici kimdi belediyeli? Belediye başkanı. Bu para cezalarını belediye başkanı verir. Para cezaları karar verilmesini izleyen ay başından başlamak üzere ve herhangi bir hüküm almaya gerek kalmaksızın ilgilerine yapılan her türlü aylık ödenek zam tazminat dahil bir aylık net ödemenin 1/4 oranında kesilerek tahsil olunur diyor. Para cezalarıyla ilgili detayları da 73. maddede görebilirsiniz. 74. madde zaman aşımını düzenliyor arkadaşlar. Kamu zararının meydana geldiği ve bu kanunda belirtilen para cezalarının verilmesini gerektiren fiilin işlendiği yılı izleyen mali yılın başından başlamak üzere 10 yıl arkadaşlar zaman aşımı söz konusu. Bu da 74. maddede düzenlenmiş. Bildiğiniz gibi ödemeleri yaparken belli sıraya göre yapıyoruz arkadaşlar. Nakit mevcudu tüm ödemeleri karşılayamıyorsa, sırayla ödeme yapmak gerekiyorsa bu sıralama nasıl olmalı? Öncelikle kamu idarelerine ödenmesi gereken vergi, resim, harç, birim, fon kesintisi, pay ve benzeri tura yani devletin alacağını önce ödüyoruz. Daha sonra tarifeye bağlı ödemeleri ödüyoruz. Yargı kararı varsa, yargı kararına istinaden bir borç varsa bunu ödüyoruz. İlama bağlı borçlar. Ödenmemesi halinde gecikme zammı, faiz doğrayacak ödemeler varsa daha sonra bunları ödüyoruz. Ödenmesi talep eden emanette tutar varsa bunları ödüyoruz. Daha sonra diğer ödemeleri sıraya koyuyoruz. Yani sıralamamız bu şekilde. Önce devletin vergisi, harç gibi devlet alacakları, daha sonra tarifeye bağlı ödemeler, daha sonra yargı kararı varsa bu borçlar, ondan sonra ödenmesi zammı, faiz gelecek ödemeler, daha sonra emanetteki tutarlar, eğer kalırsa nakitimiz, diğer ödemeleri de sırayla yapabiliriz. Bildiğiniz gibi mali denetimi dış denetim olarak Sayıştay yapıyor arkadaşlar. İçişleri mali denetim yapmıyordu. Ancak istisnai bir durum var. 73. maddede mali yönetim ve kontrol sisteminin zaafı uğradığı, yolsuzluk veya kamu zararına yönelik emarelerin ortaya çıktığı durumlarda il özel idareler için ilgili vali, belediyeler için belediye başkanı talep etmesi veya doğrudan Cumhurbaşkanı onayı üzerine İçişleri Bakanı yetkili denetim elemanlarına mahalli idarenin tüm mali yönetim ve kontrol sistemlerini, mali karar ve işlemlerini mevzuata uygunluk yönünden teftiş ettirir. Mali denetim daha çok Sayıştay tarafından yapılan denetim bildiğiniz gibi. İçişleri Bakanlığı gerekli mali denetim yapmıyor. Ancak istisnai olarak durumlar olabilir. Böyle bir
yetkisi de var. Bunun da bilinmesi gerekir. Kamu zararını arkadaşlar 71. maddede görüyoruz. Kamu zararı ne dedik? Kamu görevlerinin kasıt, kusur veya ihmallerinden kaynaklanan mevzuata aykırı karar, işlem veya eylemleri sonucunda kamu kaynağında artışa engel veya eksilmeye neden olmasıdır. Kamu kaynağında eksilmeye neden olmak kamu zararı, artışına engel olmak da kamu zararı arkadaşlar. Bunun da detaylarını 71. maddede görebiliriz. Kamu zararı daha çok nasıl tarif ederiz? Burada detaylı bir şekilde var. İş, mal ve hizmet karşılığı olan belirlenen tutardan daha fazla ödeme yapılması, mal alınmadan, iş veya hizmet yaptırılmadan ödeme yapılması, transfer nitelindeki giderlerde fazla veya yersiz ödemede bulunması, iş, mal veya hizmetin rayiç bedelinden daha yüksek fiyatla alınması veya yaptırılması, tahsil, tahakkuk ve tahsil işlemlerinin mevzuata uygun bir şekilde yapılmaması, mevzuata öngörülmediği halde ödeme yapılması. Bunları burada 71. maddede kamu zararı olarak tespit etmiş 5018. Kontrol, denetim, inceleme, kesin hükme bağlama, yargılama. Bu sürecin sonucunda tespit edilen kamu zararı, zararın oluştuğu tarihten itibaren ilgili mevzuata göre hesaplama ve faizle birlikte ilgililerden tahsil edilir diyor. 5018. Bu konuda da bir süreç var arkadaşlar. Önce kontrol ediliyor, denetimden geçiyor, inceleniyor. Sayıştay tarafından kesin hükme bağlanıyor. Sayıştay kesin hükme bağladıktan sonra yargı süreci başlıyor. Bu sürecin sonucunda kamu zararı ortaya çıkıyor. Kamu zararında kusursuz sorumluluktan kusurlu sorumluluk anlayışına geçmiş. Yani kamu zararına sebebiyet veren kamu görevlisiyle zarar arasında illiyet bağı olması gerekiyor. Önce 5018'den önce mevzuata aykırılık tek şarttı. Mevzuata aykırıysa kamu zararı vardır deyip kamu zararı yazılıyordu. Ancak şimdi kusurlu sorumluluk anlayışına geçildiği için zararı veren ve zarar arasında illiyet bağı olması gerekiyor. 6. dairenin 2014 yılında bir kararı var. Hızlı geçiyorum. İsteyenler 499 sayılı karardan bakabilir. Kamu zararının kişiler açısından gerçekleşebilmesi için zararın kamu görevlerinin kasıt, kusur veya ihmallerinden kaynaklanan mevzuata aykırı karar, işlem veya eylemlerin sonucunda oluşması, bir başka ifadeyle illiyet bağının bulunması gerekir şeklinde bir karar verilmiş Sayıştay tarafından. Örnek, sendikaya üye personeline 2017 yılında mevzuatın öngörülü olan daha yüksek tutarda sosyal denge tazminatı ödenmiş. Sayıştay buradan kamu zararı çıkarmış. Kimlere bu kamu zararını çıkarmış? Üst yönetici, belediye başkanı, harcama yetkilisi, gerçekleştirme görevlisi. Bu süreçte görev olanlara Sayıştay kamu zararı çıkartmış mesela. Örnek kamu zararı. Belediye meclisi karar almış, nikah yaptıran kişilerden alınacak ücret tarifesine dair bir karar. Burada belediye personeli veya birinci derece yakını, belediye meclis üyesi ve başkanlık makamı onayı ile ilçe sınırları dahilinde ikamet eden ekonomik imkansızlıklar nedeniyle mağdur olan vatandaşlardan ücret alınmayacağı belirtilmiş. Ancak bu kararda sayılmayan bazı kişilerden de ücret alınmayarak, yani kamu malında artışa engel olarak bir zarara sebebiyet verildiği görülmüş. Karara aykırı ücret tarifesinin uygulanmasına ilgili belgeler onayları bulunan belediye başkanı ve başkan yardımcısı doğan kamu zararına sorumludur demiş. Yani kamu kaynağında artışa engel olmak da bir kamu zararı şeklinde bir örnek karar söz konusu. Bir başka örnek karar, toplu iş sözleşmesiyle memurlar sosyal denge tazminatının yasayla belirlenen limitlere uymaksızın yeni haklar getirecek şekilde düzenlenmesiyle yasal sınırları aşan sosyal denge tazminatı ödenmesi neticesinde kamu zararının ilgilerinden müşteriken müteselsilen faizlerinle birlikte ödetilmesine karar vermiş. 2020 yılında dosya numarası 42515, bu kararı isteyen bakabilir arkadaşlar. 62. maddede 4133 sayılı kanun, 4963 sayılı kanunla değişik olan 62. maddede 21 ve 22. maddedeki parasal limitler var arkadaşlar. Bildiğiniz gibi 21F pazara koşulu 22'de doğrudan temin. Bunların yıllık toplama idarelerin bütçelerine bu amaçla konulacak ödeneklerin %10'unu kamu ihale konu uygun görülür olmadıkça aşamaz diyor. Bu parasal sınırlarla ilgili biliyorsunuz her yıl Ocak ayında eşik değerler, parasal limitler açıklanıyor. Bu yılda 25 Ocak'ta bu limitler
açıklandı. İsteyenler, ilgililer bunları resmi gazetede bulabilirler. Hesaplamalar, esas bütçe ödenekleri arkadaşlar daha önce de bahsettik sık sık. Burada örnek olarak aldık. Ekonomik sıklanan birinci düzeyinden kastımız personel giderleri, sosyal güvenlik kurumlarına devlet prim giderleri, mal ve hizmet alım giderleri, faiz giderleri, cari transferler, sermaye transferleri, borç ve mevduat. Bunlar birinci düzeyde ekonomik sınıflandırma dediğimiz bütçe ödenekleri arkadaşlar. Bunların da kendi içinde alt düzeyleri var. Mal ve hizmet alımları için 3. grup ve 6. grupta ilgililer. Bunlar mahallelere bütçe muhasebe yönetmeliğine bakabilirsiniz. Mahallelere hesap planına da bakabilirsiniz. Çevre Şehircilik Bakanlığı sitesinde var. Birçok arkadaşımızı bunlara ilgilendirdiğini düşünmediğimiz için hızlı geçiyoruz buraları. Bu hesapları hangi prim yapacak? 21F, 22D'ye bu maddelere göre yapılacak harcamaları her birim tarafından yapılması hesapları bilmeleri açısından gerekli. Yani bir harcama birimi 22D ile doğrudan teminle veya 21F ile pazarlık usulüyle bir alım yapacaksa bu hesapları nasıl yapacağını bilmesi gerekir. Çünkü sorumluluk harcama yetkisindedir. O birimin harcama yetkisindedir. Ancak mali hizmetler birimi bu hesaplamaların kurum düzeninde yapılması, ilgili birimlerin yazılı olarak yönlendirilmesi uyarılması da gerekir. Mali hizmetler bu hesaplamaları yapabilir ancak harcama yetkilileri mutlaka sorumlu oldukları için bu hesapları da bilmesi gerekir. Sık sorulan sorulardan biri olduğu için bunu almıştık arkadaşlar buraya. 690 sayılı kanun ve kararname ile bildiğiniz gibi 2018'de belediyelerimizde şirketler kurduk. Personel şirketleri, taşeron şirketlerinde çalışan arkadaşlarımızı belediye şirketlerine almıştık. 696 sayılı KHK ile. Bunların imza etkisi var mı yok mu? Bu çok tartışılmıştı. Kamu İhale Kurumu bununla ilgili bir görüş verdi. Dedi ki kadro geçişi sağlanan geçici işçi niteliğinde olmayan personelin ihale ve sözleşme sürecini oluşturacak komisyon ve teşkilatları görev alabileceğine oy birliğiyle karar verdikleri. Kamu ihale diyor ki bu arkadaşlar ihale komisyonunda görev alabilir. Ancak devlet personel başkanı diyor ki anayasanın 128. maddesine atıf yapıyor. Devlet memuru eliyle işini görür diye şeklinde tarif ediyor. Buraya atıf yaparak diyor ki İşçiler ve diğer kamu görevlerine ilişkin hükümleri ayrı ayrı düzenlendiği, işçi statüsünde bulunanların diğer kamu görevlerinin içerisinde yer almadığı açıkça görülmektedir. Dolayısıyla bunların imza yetkisinin olmadığını değerlendiriyoruz şeklinde bir görüş var. Yani Kamu İhale Kurumu diyor ki, ihale komisyonlarına görev alır. Devlet Personel Başkanı diyor ki, bunların imza yetkisi yoktur. Bu şekilde iki farklı görüş var arkadaşlar. Hızlı hızlı tüm konulara değinmeye çalıştık. Çok geniş, teferruatlı bir konu arkadaşlar. En başta dediğimi tekrar söylüyorum. Eğer kamu görevi yapıyorsak, bir belediyede çalışıyorsak mutlaka öncelikle 5018'i, daha sonra mahallelere bütçe muhasebe yönetmeliğini, harcama belgeleri yönetmeliğini, bunları mutlaka okumamız, bilmemiz gerekiyor. İşin içinde maddi bir unsur varsa, bir harcama yapıyorsak, bir bütçe kullanıyorsak mutlaka bu mevzuatı bilerek bu işleri yapmamız gerekir. Dolayısıyla 5018'de bu yönetmeliklerde her zaman önümüzde masamızda olması gereken metinler. Katıldığınız için teşekkür ediyorum.